Aleykümselam arkadaşlar. Biraz bekleyelim de adam sayısı biraz çoğalsın. İzleyici sayısı çoğalsın da başlayalım. Dünkü meselemizi bugün devam ettirmemiz gerek. Lütfen bulunduğunuz gruplarda paylaşın da şeyleri şimdiden paylaşsanız daha çok kimse ulaşır. Çünkü bu kesinlikle bu dönüş canlı yayınımız kesinlikle Amerika'daki bütün askerlere tersellidir. Yani illah da bizlere kasat edilir. Amerika'da oturan bütün askerlere o yüzden bol bol bunu paylaşalım. Ki bugünkü yapılacak görüşmeler, konuşmalar bundan sonraki bütün süreç belli edecek. Bence 20 kişi yığıldı. Herhalde Amerika için 20 kişi normaldir. Evvela selamun aleyküm arkadaşlar, kardeşler, dostlar. Haberiz var ki 22. Dekabr günü sabahından biz hepimiz bir tane güzel sürprizle uyandık. Baktık ki bizim Amerika'da yaşayan 17 bin askerli adına karar alınmış. Kimsenin de bundan haberi yok ve millet haklı olarak bu karara tepki verdi. Bunun da sebepler zaten bellidir. Nedir tepkimiz? Tepkimiz odur ki evvela Amerika Birleşik Devletleri'nde 17 bine yakın askerler bizler yaşıyoruz. Yani biz bu devlete Rusya'nın Krasnodar bölgesinden göç ettik. Hani aslında yani çoğunluk oradan geldi. Buraya gelmek için, buraya gelip burada böyle normal hayatı yaşamak için dünyanın en bir numara, en güçlü ve ekonomik güçlü hem silah taraftan, hem askeri taraftan, hem ekonomik taraftan, hem siyasi taraftan güçlü olan bu devlete gelmek için bizim askerler Krasnodar'da 15 sene Dedon eziyeti çektiler. Yani buraya gelmek kolay kolay değildi. Biz buraya geldik. 15 sene çocuklarımız Krasnodar'da olduğu vakit 15 sene içine babaların üzerine alamıyordu. Babalar çocuklar üzerine alamıyordu. Bizim kızlarımız, gelinlerimiz maç adinoç olup geçirdi. Yani kayıtlara geçirirlerdi. Etmeklere duran, sırada duran insanlar etmekleri alamıyordu. Ataklı yediler, sögü yediler, ne bileyim unicat yediler. Karilerimizi sevmezdiler. Yani görmeye gözleri oldu. Gerçekler buydu. Yani buraya gelmek kolay olmadı arkadaşlar. Amerika'ya gelince bir insan cebinde belki de 100 dolar bile olmadan gelen insanlarımız vardı. Demek istediğim buralara gelmek kolay olmadı. Bura dünyanın bir numara devleti. Biz buraya öyle bir yerden geldik ki en son en düşük tabakadan en yüksek bir memlekete geldik. Gelirken de en az 50 sene, 100 sene geride bıraktık. Bütün yaşadığımız zorlukları, yaşadığımız kıyınçlıkları, her şeyi bıraktık geride 50 yıl öne geldik. 50 belki de 100 sene. Şimdi buraya geldik. Burada evvel o FETÖ denen bir bela başımıza geldi. Milletimizi dini taraftan sömürmeye başladı. Çok şükür ondan kurtulduk. Sonra Allah razı olsun devlet bize sahip çıktı yani. Hem Amerika zaten sahip çıktı, ona sözümüz yok. Sonra Türkiye Devleti, Cumhuriyeti bizim buradaki vatandaşlara, kardeşlerimize, bizlere daha doğrusu sahip çıkmaya başladı. 2009'da bence Abdullah Gül'le Dışişleri Bakanı iken o vakit bize verilen bir söz var. Dedi ki siz Ağızkalar Amerika vatandaşı olduğu zaman biz sizlere Türkiye vatandaşlığı hakkını tanıyacağız diye. Ondan sonra işte süreç başlandı. FETÖ'den yavaş yavaş savunmak başlandı. Millet kendi başına bir şeyler yapmaya başladılar ve 2013-17-25 Aralık olaylarından sonra 2014'ün Şubat ayında, Şubat'ın 8'inde daha doğrusu FETÖ yandaşları
Atlanta'dan bir açıklama yaptılar. Dediler ki biz, kendi adlarına konuştular. Biz dedi, Türkeliler dedi, Türk vatandaşlar. Amerika'da bulunan Türk vatandaşlar, Boşnaklar ve Ağızka Türkleri dedi. Hükümetin politikasını kınıyor. Böyle bir açıklamada bulundular. Ve o gün hatırlayalım ki bizim Atlanta'daki arkadaşlar, şimdiki bizim Atlanta Dernek Başkanı Kamil Nüfarov, o zamanki dernek başkanı Mustafa Taşdanov'u arayır. Diyor ki Eke baksana bizden ötürü ne diyorlar. Bu ikisi felefeseye kalıyor. Diyor ki ya bizim adımızda niye böyle konuşuyorlar. Ve ondan sonra bu insanlar dönüyor. Kardeşim bak yerine beraber konuşuyorlar. İşte böyle mektup yazalım atfettin yani buna cevap yazalım diye. Ben de Rusya'daydım. Rusya'ya bana bir mektup gönderdiler ki sen Türkçen daha iyi sen bunu düzelttiği. Ben orada o mektupta bir oynamalar yaptık. Biraz daha sözleri daha değiştirdik. Kısalttık ve gönderdik. Ertesi günü ayın 12'siydi. 12 Şubat'ta sabah kahvaltı yaparken ben Türkiye'den, Türk televizyonundan bizim mektubu okuduklarını işittim ve dedim ki ya maşallah biz zamanında baş kaldırdık yani. Ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetine taraf konuşan ilk insanlar ve son biz olduk. Bizden sonra kimse bence açıklama bile yapmadı. Bundan sonra Türkiye devleti bize olan ilişkiyi, bize olan ilgiyi daha çok arttırdı. Amerika'daki Türklere, yani Ağızkalılara. Ondan sonra İslam Şahbandarov, Aydın Mamedov ve Mustafa Taştanov, şimdiki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kabulüne gittiler. Orada bizim buradaki derneklerin açılmasıyla ilgili bir konuşma oldu. Ve konuşmada dediler ki size yardımda bulunacağız ama meblağ nereden gelecek? Diyanet işlerinden. Çünkü nasıl ki Hristiyanlar gidip istediği memlekette çerkef açıyor. Bizim de cami açmaya hakkımız var. En güzel yol budur diye o taraftan finanse edildi ve bugün Atlanta'da şimdi Dayton'daki bir cami dernek daha doğrusu bizim buradaki bir dernek Massachusetts'taki dernek binaları ben bildiklerim yani. Oradan yani Diyanet İşleri Vakfı'ndan gelen parayla alınmıştır. Ve bu vesileyle bize imamlar gönderildi Türkiye'den. Ve bu imamlar bizim çocuklarımıza Allah razı olsun ellerine geldiği o kadar çocuklarımıza din dersler vermeye başladılar. Neye getireyim sözü? Biz Amerika'ya gelmemiz kolay olmadı arkadaşlar. Bizim Amerika'ya gelmemiz için biz dünya kadar eziyetler çektik. Ve biz buraya geldik ki ve gördük ki burada hem kazanması güzeldir. Bizim insanlar Allah'a çok şükür çok çalışkan insanlardır. Rızkı geniştir. Taş ıslıksa suyunu çıkar diye, çöle bıraksa bağ bahçe diye. Ve biz burada kazanmayı başladık. Bugün bence %99 desek %99'u 99 insanlarımız kendi evlerini sahipleridir. Biz o kadar çalışkan insanlarız. Bizim içimizde işe pakıllık vardır. Bizim içimizde nida falan yok. Her şeyimiz süper, her şey güzeldi ama bu Allah'ın belası FETÖ'den sonra bizim içimizde biraz nifak tohumları ekilmeye başladı. Orayı da geçtik çok şükür. Ama bugün biz gene ikiye bölünmüş vaziyette. Neden? Aramıza bazı kötü niyetli insanlar haşır neticeden burnunu sokuyor. Biz en kötü birimiz yarın birbirimize kız alıp kız vereceğiz abiler. Allah korusun cenazemiz olsa gene en kötü dediğimiz ahıskalı gelecek bizim tabutumuzu kaldıracak ta Türbelo'ya kadar götürecek bizi gömüp gelecek. Biz öyle bir milletuk ki etin yasakta gemi günü biz dışarı atmazuk. Biz o kadar birbirimize bağlıyız. O yüzden bu videoyu açmanın yani böyle bir teşebbüsle size müracaat etmemin sebebi odur ki gelin biraz geriye dönek. 15 sene geriye dönek. Nereden geldik? Nasıl durumda geldik? Gelirken nasıldık? Şimdi nasıl durumlara geldik? Bunları bir kafamızda analiz edelim. Bilak ki bize yeter o. Gerçekten yeter o. Allah razı olsun devletten, Türkiye Cumhuriyeti'nden bize vatandaşlık hakkını tayin ediyor. Bize imam falan gönderiyor, işte ne bileyim ders veriyor, cami alıyor, binalar alıyor. Çok şükür. Allah razı olsun. Biz nankör millet değiliz. Ama FETÖ'den kurtulduk. Bazı kötü niyetli imamlara tutulduk kardeş. Gerçekten de bu böyledir. O yüzden bizim kardeşlerimize,
Bizim arkadaşlarımıza, bizden biri olan insanlara sesleniyorum buradan. Adınızı verip karalamak istemiyorum. Karalamak benim politikam yoktur. Hiçbir tane videomda görmezsiniz ki ben bir insanın adını verip onu karalayayım, yere batırıyorum. Öyle bir şey yok. Bu hatasız kul olmaz. Herkesin hatası olabilir ama her bir hata için çıkıp sosyal medyada birbirini yere vurmak, çamura batırmak bu doğru iş değil. Biz çocuklarımıza böyle bir şey yaparken çok kötü duruma kalıyoruz ve çok kötü örnek oluyoruz. O yüzden böyle bir şeylerden uzak olmamız gerek, çekinmemiz gerek. Hatasız kul olmaz. Hata yaptığı insan hatayı düzeltmeye çıkarsa bu yanlıştır, onu düzeltir. Hani tövbe edilen insanı Allah bile, tövbe eden insan Allah bile bağışlayır. Biz kimiz kul olarak niye kadar bağışlayamayacak ki? Hani özür dileyecek birisini her kim eğer millete karşı bir yanlış bir şey varsa çıkar adam özürünü diler. Yapacağı işini yapar, çeker gider. Biz de kabul etmemiz gerek böyle özürleri. Ben böyle düşünüyorum. O yüzden isim misin vermeyeceğim ama DATOB'un bizim başımıza birisini yetki sahibi olarak göndermesine milletçe çok büyük tepki verdik. Neden tepki verdik? Kardeşim, biz Amerika'da yok. Biz buraya geldik ki çelimiz çocuğumuz okusun. Biz okuyamadık, çelimiz çocuğumuz okusun. Biz orada bir şey yapamadık, istedik ki burada bir şeyler yapabilelim. Çok şükür yaptık, yapıyoruz da. Belki de herkes okumamıştır. Diploması olmayabilir ama hepimiz çok şükür iş sahibiyiz. Biz istiyoruz ki bizim çocuklarımız daha bizden daha da iyi yaşasınlar. Daha da bilimli, ilimli, diplomalı olsunlar ki hem millete, hem devlete, hem de ki ailemize faydaları dokunsun. Kardeş, FETÖ'den kurtulduk dedik, gene geldik aynı bazı imamların eline düştük. Şimdi getireceğim meseleyi 10 Aralık 2019. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla olan programına. O gün orada bir toplantı oluyor. O toplantıda nasılsa nedense DATOB yönetimindeki insanlar oluyor. Ama ben duyduğuma göre DATOB Amerika temsilcisi konsey başkanımız yani buradan giden konsey başkanı yürürlükte yani harekette olan, sapasağlam birisi olan Aydın Mamedov oraya davet edilmiyor. Sonradan oraya gidiyor. Gittiğinde onda Philadelphia'daki cami imamı Fatih Dursun oluyor. Bir de şimdiki atanmış Şükrat kardeşimiz oluyor. Niye? Atlanta'nın başkanı Kamil Müferrov da oradaydı. Niye o oğlanı davet etmeliyiz oraya? Nasıl oluyor ki birden işte bu imam orada bitiyor, bir de bu Şükrat orada oluyor. Nasıl? Neden? Eğer her şey dört dörtlük olacaksa niye Kamil'i davet etmeliyiz? İsmail Den, Florida'daki temsilci vardı, dernek başkanı İsmail, bizim İsmail Eminov. Niye onu davet etmeliyiz? Niye birden Şükrat çıktı? Niye birden orada bu imam ne işi var orada? Ben gerçek çok tepkiliyim. Niye bizim Metin Yalçın gitmedi oraya da Fatih Dursun gitti? Ben ismini vererek söylerim çünkü ben bu insanın yaptıklarını biliyorum. Ve açıkta konuşuyorum. Niye Massachusetts'taki Osman Hoca gitmedi oraya? Niye Philadelphia'daki bu adam gitti? Çünkü bu insan bir kere İslam Şahbandarov'a karşı Aydın'ı tuttu. İslam Şahbandarov gitti. Peşine Aydın geldi. Şimdi Aydın'a karşı Şükrat'ı tuttu. Aydın'ı gönderdi. Yarın Şükrat yerine acaba bilmem kimdir sırada. Adam 2014'ten beri Akskaller'in içine girdi. Bölmedi o, parçalamadı o, kimse kalmadı. Bence böyle tehlikeli insanlardan bizim millet uzak durması gerek. Gözünü pak açması gerek. Bize yeter o. Allah'a çok şükür düppedürüst imamlarımız var. Çok şükür Diyanet İşleri Başkanımız var. Çok şükür oradaki insanlar var. Herkes normal insanlar. Bir tane iki tane yani oluyor yani her yerde var böyle çürük mürük bir şeyler. O yüzden yanlış anlaşılma olmasın. Demeyin ki niye böyle kaba kaba konuşuyorum. Kaba konuşmak değil. Bu gerçeklerdir. Biz bu gerçekleri görmeden, o gerçeklerin altını çizmeden, bu hataları düzeltmeden başka yere gidemeyiz. Aydın iyidir, kötüdür. O bizimdir. Bize bırakın. Biz onunla kendimiz konuşak. Biz oğlanla kendimiz meselemizi çözak. Ha 4 yıldır adam oturuyor. Seçim meçim yok. Tamam. Yakında eder o seçimi.
Şanlı, şöhretli, nasıl lazımsa emekli eder bu insanı. Yerine bakşa haklı, oraya kazanacak kim varsa gelir oturur. Ama yani böylesine saygısızlık yapmak bence yanlıştır. O yüzden imamlar bize lazım, çocuklarımıza Kur'an dersini versin, Allah irade etsin, öldüğümüzde götürüp gömsünler. Ama bizim siyasi işlerimize karışmasınlar. Biz kendi milletimizi nasıl nereye götüreceğimizi biliyoruz kardeşler. Bence buraya kadar gelmiş isek bundan sonrasına gider o. Ben altını çizerek bunu söyleyeyim. O yüzden tepkimiz bu kadar yüksektir, bu kadar büyüktür. Bir ikincisi, Amerika'da var yok 17 bin insan vardır. Biz çok şükür gereken bütün destekte, her türlü destekte bulunuyoruz. Türk vatandaşı olmadan Türk bayrağını sallayarak Ermenilerin protestosuna karşı gidiyoruz. Hele 2008-2009'da bundan Chicago'ya kadar Florida'da maçlarına giden insanlarımız var. Yani biz böyle bir millet olduk. Biz Türk bayrağına sadık insanlar olduk. Biz Türkiye'yi sever olduk. Biz Türkiye vatandaşı olmak istiyoruz. Çünkü biz Türk'üz. Biz ne kadar Türk isek biz o kadar Türk vatandaşı olmak istiyorsak ama bugün bir de Rusya vatandaşı yok. Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan vatandaşları yok. Biz dünyanın 9 memleketi, Amerika harici 9 memleketinde yaşıyoruz. Kıbrıs dahil. Bizim yapacak işlerimiz küçücük bir dernek içinde dolanmak değil. Biz bütün dünyaya hitap etmemiz gerek. Biz bütün dünyadaki insanlarımızı kucaklamamız gerek. Biz öyle bir memlekette yok ki bizim sesimiz, biz bundan bağırsak ta Kırgızistan'ın çölündeki insanlar bizi duyacak. Öyle bir hareket etmemiz gerek. O yüzden bizim buradaki, bizi temsil edecek olan insan, bizim başımıza geçecek insan böyle kriterlere sahip olması gerek. Eğer Datup burada temsilcilik açmak istiyorsa ben ta Ağustos ayında gönderdim. Avukatın telefonunu gönderdim. Kaç maaş açacak onu gönderdim. Avukat dedi ki ben 3-4 aya bunu açarım. Kardeşim Abraşat dedim avukata açsın. Fatih Dursun Şuhret'le gidip bu yetkiyi niye alıyor ki? Ne de bunlara yolu yetki veriyorsunuz ki? Elinizde var her şey belge. Kimler Abraşat size diyeceksiniz var burada. Bunda bir bit gemi vardır herhalde. Bu bit gemi de bulundu. Allah'a çok şükür şimdi ortaya çıkıyor. Ben kimseye karşıma almak istemiyorum. Datuba karşı değilim. Ziyaddin Kaslanova karşı değilim. Allah ömrünü versin maşallah. Gözler işini görür görsün. Ama biz milletçe susmak istemiyoruz kardeş. Bizim hakkımızı kimse yemesin. Bizim yapacak işlerimize lütfen birilerini aracı koymayın. Biz yapacak işimizi biliriz. İyimizi de kötümüzü de seçeriz. Böyle bir bu ben konuşurken zannedin ki bunda 17 bin insan konuşuyor. Herkesin kafasında bu fikir vardır. Biz bugüne kadar bundan 2015'te çok güzel aktiftik. 2015'ten buraya pasifleştik. Sebep. Sebep nedir? Niye biz böyle pasifleştik? Çünkü iş beceremiyoruz. Kusura kalmasın arkadaşlar ama gerçekten iş beceremiyoruz. O yüzden terkelden bu işi görmemiz gerek. Tekrar ediyorum. Bundan 5 yıl önce 9 yaştaki çocuğa, oğlum 9 yaştaydı. Ne desem onu ederdi. Bugün 13 yaşına geldi. Yarın 14 yaşına gidecek kardeşlerim. 14 yaştaki çocuğu bükemezsiniz. Bükemezsin. 5 yıl önce güzel aktiviteler etseydik, bu çocuklarımızı güzel bir yerlere getirmiş olsaydık, bütün milletçe aramızda kupuma, bağır çağır, çekişme, vur kır olmasaydı dostçasına gittiğimiz derneklerde bu çocuklarımızı 5 yıl oraya götürüp birbirine dost kardeş edip yetiştirseydik hem tarihimizi hem dilimizi hem kültürümüzü örgütseydik olmaz mıydı? Niye biz o camiye gittiğimizde, derneğe gittiğimizde birbirimize giriyoruz ki? Çünkü aradaki bazı anlaşmamacılık, birbirimizi anlamadan kaba kaba konuşmamız ve birlik meselesi de geride kaldığımız içindir. O yüzden sözün kısası kardeşler, bu bir şey kökten temizlemek gerek. Ben bir teklifle çıkmak isterim. Teklifim odur ki biz bu yanvar ayının birinci haftasına herhalde üçü geliyor, Subat ayı bilmem hangi güne geliyor. O günü yığılalım. Bütün statlardan en az 10'ar kişi gelin.
Bir kere çıkın gelin hiçbir şey etmez. Kendi içinizde toplayın. Deyin ki bu insanlar bizi temsil etsinler. Gedak oraya. Bir yere yığılak. Güzelce ama bir 100 kişi, 200 kişilik bir tane sabıra ne dak? Oturak diye kardeşlerimiz. Bela bela işler etmemiz gerek. Adaylığını başkan adaylığını koymak isteyen insanlar var ise zaman var. Biz o günde karar edelim bir kere bir anlaşalım zamana. Kendi adaylığını koymak isteyen kardeşlerimiz de ki ben bu programla bu derneğin veya bu konseyin başına geçmek isteyelim. Benim programım budur. Beni seçerseniz ben bunu edeceğim. Diyarsız Mart ayına mı olur? Fevralın sonuna mı olur? Ne vakti ki olur? Orada karar alalım. Herkes seçsin. 2-3 tane dernek başkanı değil. Ya da ki 5 tane insan değil. Herkes seçsin. Bir tane başkanı seçelim. Onun peşine su gibi akalım. Destek verelim. Bize dışarıdan yardım gerek yok kardeşim. Biz zaten yaparız o işleri. Allah'a çok şükür çok güzel insanlarımız yetişmiştir. Burada gençlerimiz vardır ya. Ataş gibi insanlar var. Kızlarımız var, oğlanlarımız var. Ben 52'deyim. Ben kendimi yaşlı sayıyorum kardeş. 70 yaştaki insan ne iş var bizim dernek meselesinde? Hiç kimse kızmasın, kimse küsmesin, kimsenin tarlasına taş atmak niyetim yok. Ama bu gerçektir. Yeter buraya kadar. Bundan sonrasını düşünmemiz gerek. En doğrusu ne yapacağız? Biz lazımız kardeş. Birleşmemiz lazım. Birbirimizle barışmamız gerek. Hatalarımız varsa ben hata yapmışsam kardeşim bana deyin hatam nedir ben sizden özür dileyim. Ama barışayım. Sizin de hatanız var ise bildiğiniz insanlara karşı özür dileyin barışın. Bize barış lazım. Gerçekten lazım. Buna çok büyük ihtiyacımız vardır. Çel çocuğumuz bizlerle barabar bizim yaptığımız yani bilirsiniz zaten diyorlar ki çocuklarda bir şey öğretmenize gerek yok. Siz nasıl iyi bir şeylerde hareketlerde bulun onlar sizi kopyanızı çekerler. Zaten onlar sizi kopya edecekler. Biz bağır çağır ediyoruz. Çocuklarımız tatlı nasıl büyüyecek ya? O yüzden böyle bir teklifim vardır. Eğer diyorsanız ki biz gerçekten bu bir şey yapabiliriz. Varuk diyorsanız yanvarın 3'ü bence çok uygun zamandır. Yanvarın 3'üne bütün statlardan 4'er, 5'er veya 6'şer, 7'şer tane insan gelelim bir yere toplanalım. Onda bir güzel toplantı geçirelim. Orada oturak, onda konuşak, onda karar verak. Milletçe karar verak. İsterseniz daha çok insan gelsin oraya. Ben kimseyi yere vurmak, karalamak, yaptığı kötülükleri veya iyilikleri söylemek yok. Bunu bir tarafa atın. Teze sayfa açak. Yeter ya. Yeter bu kadar. Defterde teze sayfa açak. Teze sayfadan başlayalım. Olmaz mı? Olur ya. Şimdi arkadaşlar ben çok uzak gitmeden birkaç yorum geldi. Onları okumak isterim ki yanlış bir şey olmasın. Evvel herkes aleykümselam veya selamun aleyküm. Herkesle görüşüm çıkacak arkadaşlar. Facebook'tan gelen mesajlar. Temsilci konusundaki tepkinize teşekkür ederim. Size katılıyorum. Sorun belli. Çoğumuza maalesef katılmayalım. Nasıl yazmış? Katılıyorum. Sorun belli. Çözümüze maalesef katılmayalım. Tatuptan beraber demokratça yürümeyiz. Datum ne beraber demokratik yürüyemeyiz. İşte apozisyaya geçecektir. Bakın arkadaşlar, Datup bugün Dünya Anska Türkler Birliği zaten o 10 Aralık'ta Sayın Cumhurbaşkanımız orada söyledi. Dedi ki bize daha doğrusu adam ima etti. Namikat etti. Dedi ki ya kardeşler yeter birbirinize girmeyin de bir yere gelin. Aha, koskoca vatanınız var Ahıska. Gidin Ahıska'ya sahip çıkın. Biz de sizin arkanızda destek verelim. Demek ki adamın kulağına gitmiştir ki biz bundan aşağı hürmetine birbirimize düşmüşük. O yüzden adam bize bir namikat etti. Sonra dedi ki biz işte Dünya Anska Türkler Birliği'nden bugüne kadar çalıştık. Bundan sonra da çalışacağız.
Datup bugün Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti Devleti hükümetiyle anlaşmalı çalışan bir STK'mızdır. Anladınız mı yani? Datup, atın Datup'u boş verin. Datup ne çalışmayacak? Bence bu yanlıştır. Eğer Datup bizim STK'mızsa, eğer Datup bizim ana çatımız ise ve devletle devamlı temasta ise niye biz çalışmayacağız ki Datup'la? Biz Amerika'da kendi işimizi yapacağız. Türkiye ile ilgili ne varsa Datup'a göndereceğiz. Bir gönderir, iki gönderir, üç gönderir. Eğer insanlar bizim işimizi askıya atarsa, bizim işimizi yapmazsa o zaman düzüne çıkar diyoruz ki kardeş siz bizi ustraivaci ya da ki siz bizi tatmin etmiyorsunuz. Biz kendi başımızın çaresine bakacağız. O zaman bu bir şey söyleme hakkına sahip olabiliriz. Yani denemeden, hiçbir şey yapmadan sen git Datup işine bak demek bence yanlıştır. Çünkü devlet tanıyor orasını. Yani bu geçecek yani. Nasıl ki dernekler kendi başına sen gidip bir şey diyemezsin. Ama dernekten giderse işte Diyanet İşleri Müşavirliği'ne imamı da alırsın, hocayı da alırsın. Ama sen geç sana kimse bir şey vermez. Çünkü arada aracı vardır. Ele de Datup bizden de hükümet arasında aracıdır. Bunu şey yapmaya gerek yok. Ben bu konuda kendi fikrim böyle diyelim. Rüstem Rey demiş ki ilandan planlanmışlar. Herhalde ilerden planlanmıştı diyelim. Yani neden o adam, başkaları niye gitmemiş de bununla gitmiş? Mustafa Mahkamov, o imamı içimize sokmayın. Sokmayın kardeş, neye sokacağız ki? Philadelphia'da olan İlham Alacınov, Philadelphia'da olan hoca milleti darmadağın etti. Millet camide birbirine tekme tokat girdi ve birbirini alçaklama. Neyse, o yorumlar kendiniz okursunuz. İlham Aladin oradaki olan bütün işleri söyler. Zaten konuşacak kadar konuştu. Adam diyecek kadar dedi. Bundan sonrasına ihtiyat olmak gerek. Bu konuda Minever Kikinaz diyor. Bu konuda size katılıyorum. Seçim olacak ve biz millet seçeceğiz. Kassanır Bey size yine sesleniyorum. İlla ki biri size iletecek. Buradaki olanları siz bizleri merak etmeyin. Siz yokuz, biz vardık. Neyse. Alim Aliyev o ticaretçi hoca bize lazım der gün. Adam gerçekten de halal turizm açmış. Git kardeş haca götür. Nereye götüreceksen götür. Ama fiyatları da düzenle o zaman. Yunus Aslan Fatih Dursun atı askerler rahat bırak demiş. Aynen bırak rahat gitsin insanlar. Recep Reis ya burada her şey dolar. Datup parayı peşindedir. Ben artık kimseye inanmıyorum. Allah var bana yeter. Recep Reis Usmanov fikrinde kendi fikrine sahipsin. Yani doğrudur. Sen bilirsin. Kimse sana illa tabi bile de bile de diyemez. Ama o senin fikrin. Ayvaz Aslan, Fatih Dursun, bizim Yusuf Hoca'ya sen saygısızlık yaptın. Bunu biz unutmayız. Zakir Musayif, dayı valla çok sabırlısın. Aynen. Yani bunları yazmana gerek yok. İlk önce barış ve kardeşlik, ondan sonra her şeyimiz güzel olacaktır. Ben katılırım buna. İllah da bunu yapmamız gerek. Mustafa Mahkamov, Datu Balsk Amerika Konseyi yok saydı, ayaklar altına aldı. Konsey olmazsa başka ama Ağızka Konseyi yok sayamaz. Neden Datu Balsk Amerika Konseyi karşısına alıyor? Çok yanlış. Zaten tepkimiz odur kardeş. Konsey var. İyi kötü başında başkan var. Tabii orada birkaç olay da olmuştur. Aşağı yukarı haberimiz var bu olaylardan ama o burada konuşulacak bir şey değil. Çünkü orası hele bitmemiş bir iş. O da inşallah biter. Bu mesele çözülür. İnşallah dediğin gibi olur. Hepimiz bir çatı altına toplanırız. Tabii ki inşallah toplanırız. Bu
Bize gramatlı ve eğitimli biri lazım yazmış. Bize kolhoz lazım degen. Recep Reis Usmanov. Так, правильно будет дать слово Шухратбею, чтобы он объяснял, как какие выборы ему поручили провести, дату тогда и ситуацию поймет. Пусть он выйдет и скажет, не обязательно же обращаться. Алихан Лачинов, милетимизде сеслен ерим, toplanmadan bu işler çözülmez. Acele toplanmamız lazım tabii ki. İşte bence yanvarın 3'ü çok güzeldir. Yanvarın 3'üne bütün statlardaki insanlar kendi aranızda konuşun. 5, 10 kaç tane insan diyerseniz oraya gelsinler, orada kararımızı alalım ki o insanlar o karar peşinde dursunlar sonra. Instagram'da da birkaç tane şeyimiz var. Nariman Kerimoğlu, biz Türk toplumuna bir milliyetçi temsilci lazım. Milletini bilen, geçmişini hatırlayan ve geleceğini gören inşallah hayırlısıyla birleşmemiz lazım. Bizi yoksa sayarak kimse adımızı kullanamaz. Katılıyorum. Zaten bütün tepkimiz de ondandır Nariman Karimov. Neyse, şeyleri okuduk. Yorumları okuduk. Bir de bizim şeyimiz var arkadaşlar. Biz çoğunluk Rusya vatandaşıdır. Bizim orada 110 bine yakın insanımız yaşıyor. Durumları pek de iyi değil. Bilir, hepimiz biliyor ki canımız, ciğerimiz, akrabalarımız orada. Benim kızım da, üstüm orada. Çok şükür durum iyi ama etraftaki insanlar yani Rostov'a git, işte ne bileyim, Voronezh'e git, Bryansk'a git, Kalmykia'sına git, Volgograd'ına git, Stavropol'una, Orenburg'a kadar git. İnsanların durumu pek de iyi değil. Biz o insanlara buradan durup yardım edebiliriz. İlla kaldırıp cebinden para vermene gerek yok. Ama öyle bir etkinliklere katılabiliriz ki o insanlar orada sevinsinler. O insanları orada daha iyi tutsunlar. Bunlardan birisi biz 40 bin asker gönderdiğimiz İkinci Dünya Savaşı'dır. İkinci Dünya Savaşı 1939'da Finlandiya'da başlıyor ve 44-45'te Japonya'da bitiyor. Bizim 40 bin insanımız oraya gittiler. Bir rivayetlere göre 26 bini rahmetli olmuş, 14 bini geri dönmüş. Bazılarında diyorlar ki o kadar gitmemiş, işte 27, 28 bin insan gitmiştir. Kaç gitmişti isterse ki 5 kişi gitsin, fark etmez. O savaşta bizim şehit düşen, onlar şehit mertebesine gidiyor. Ben bunu hocadan sordum, dediler ki evet o şehit mertebesine gidiyor. Bu insanlarımız şehitlerimiz vardır. Biz 9 Mayıs'ta bütün dünyadaki savaşta katılmış insanlar partilerini kaldırıp Besmetni Polk adıyla yürüyüş yapıyorlar 9 Mayıs'ta. Ben bu sene önümüzdeki 2020'de böyle bir yürüyüşü organize etmemizi rica etmek isterim. Derneklerimizde bunun programını yapalım. Bütün bizim de var can ciğerimiz savaşta şehit düşmüş insanlarımız. Partilerini kaldırıp gezmek de bize bir şey olmaz. Ama biz öyle bir şey yaparsak yani belki de 9 Mayıs'ta 2 saat zamanımızı harcarız ama bu bir şey Rusya'daki bizim askerlere ne kadar yardım olacak. Yani siyasi olarak, manevi olarak yardımda bulunacak. Bu çok iyi bir şey olacak. Bir de bizim çok güzel sportmenlerimiz vardır. Amerika zaten biliyorsunuz. Amerika'da kimseye yardım etmeye gerek yok. Allah'a çok şükür herkesin durumu yerinde. Biz Amerika'da kaynaşmamız gerek. Amerika'da biz birbirimize gidip gelmemiz gerek. Zaten gidip geliyoruz ama bunu daha da çok, daha da iyi şekilde yapabiliyoruz. Yani yılda bir kere festival edek. Dayton adam çoktur. Dayton'a yığılak. O tarafa yığılak. Yılda bir kere festival edek. O festivala kendimizin nasyonel urbalarımızı Kazakistan'da diken insanları biliyorum. Kendimizin nasyonel urbalarımızdan çok güzel kaliteli çerkeskalarından bir güzel ansambul düzak. O ansambulda kendimizi tanıdık. Bütün Amerika'da belki ne bileyim bazı bir yarışlara çıkak. Millet içinde kendimizi göstererek ki biz de bir millet yok. Bizim de böyle bir kültürümüz var. Biz böyle bir işlerimiz vardır. Yani o festivalda kendimizi göstererek millet içinde birbirine kaynasınlar. Millet birbirini daha çok sıkı sıkı sevmesin. Herkes beklesin ki bizim festivalimiz vardır. Biz ne zaman ona gideceğiz? Yani bu yazın bir günü belleruk diye ki işte Eylül ayının 3. subotası veya Vaskırsenyası. Yani bir gün sabahtan akşama kadar zaten arabada gidip gelecek 8-10 saatlik yol herkese uygun olur bence. Çok güzel bir şey yapabiliriz.
Spartmenlerimiz var dur. Spartmen oğlanlarımız var. Dövüşçülerimiz var dur. En kaliteli yani en daha güçlü olanları en çok çempiyonlarımızı toplayarak güzel bir tane Amerika'daki Ahıska Türklerin komandasını düzerek bir ekip ederek yani takım olarak Türkiye şey yapabiliyoruz, çempiyonatlar yapabiliyoruz kendi aramızda veya başka bir respublikada bu işi yapabiliyoruz. Biz her 22. Sentyabr'da bilirsiniz Birleşmiş Milletler'in toplantısına Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı heyet olarak geliyor. İşte bütün Kazakistan'ın dünya liderleri oraya yığılıyor. Gelin 2020'ye kendi içimizde programa düzenleyelim. O programda bizim milletimizin yaşadığı memleketler Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Rusya, Azerbaycan, Ukrayna ve Türkiye ve Gürcistan. 7 dilde birer tane Türkiye hazırlayalım. Oraya biz zaten böyle bir şey hazırladıktan sonra rica edersek Allah'a çok şükür bizim Cumhurbaşkanı ile aramızda diyalog var. Adam bizi çok destekliyor. Böyle bir şey bir de can diye desteklerler. 2-3 tane prezidenti davet etsin. Oturduğu bulunduğu otelde biz o konserti verir. 7 tane Türkiye aşağı yukarı 25 yarım saatlik bir zaman gidecek. Ama böyle bir şey yaparsak o türkülerinden biz o insanların kalplerine öyle bir tane taht kurarız ki o insanlar bütün devletlerde bizim oradaki yaptığımız programayı birinci kanaldan gösterecekler. Bizim milletimizin adı yabroyu yükselecek. Bizim millete biraz daha değişik bakacaklar. O yüzden böyle bir programlar yapabiliriz. Biz bunda oturmuşuz. Haşa hürmetinizden yanlış anlamayın. Birbirimizin etini yiyoruz. Gelin bu husumet, küsmak, birbirinin arkasında bir şey konuşmayı, ihva, gıybet bunlar bir tarafa atak. Hepimiz kardeşiz, hepimiz dostuk. O koltukta hangi birimiz oturursak oturak fark etmez. Ben olurum, sen olursun, başka birisi olur fark etmez. Yeter ki ekip olalım. Gamanda düzelim ve gamanda biri içinde şey etsin, çalışsınlar. Gençlerimiz vardır. Çok güzel gençlerimiz vardır. Biz o gençlerimizden yapamayacak işimiz yoktu. Ben eminim. Bana bir ay süre verin. Ben bir ay içinde bütün Amerika'daki insanları sayar çıkarım. Kim nerede ne kadar insan yaşıyor? Tabii ki yani verilerini, bilgilerini, danilerini vermek isteyen insanlar olursa biz bunu yaparız. Çok kolaydır yapması arkadaşlar. Hiç zannetmeyin ki çetin bir şeydir. Bunlar hep olacak işlerdir. O yüzden gelin atak bir taraflara bu kötü işleri birleşerek onu da geçmişteki yanlış bir şeyleri o kinle kim adamı gitgide kötü yola götürüyor. Şeytana uymaya gerek yok. Gelin birleşelim. Barabar olalım, bir olalım, iri olalım, diri olalım. Nasıl ki derler. Biz o vakit hem kendimize, hem çelimize, çocuğumuza, hem milletimize, hem de devletimize yararız. Bizi parçalanmış, bölünmüş bir vaziyette kime ne faydamız dokunacak ki? Ahıskalılar kimi birbirine bağlı, de binlerce kilometreden hasta görmeye gelen insanları bizim içimizdeki o can bağlılığını, kardeşlik bağını Türkiye Cumhuriyeti kullansa var ya çok güzel yani değerlendirirse daha doğrusu çok güzel bir şeyler yapabiliyoruz ya biz bunda. Gerçekten yapabiliyoruz. Türkiye adına lobi işini biz yapabiliyoruz. İllah da milyon tane adamı gelmesine gerek yok. Niye yapmayalım ki? En güzelini yaparız. İnanıyorum yaparız. Bizim gençlerimiz var ya. Bizim kızlarımız var, oğlanlarımız var, okumaları bitirmiş, üniversiteleri bitirmiş insanlarımız var. O yüzden gelin kardeşler bu teklife he deyin. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Şimdi yazın. Sorularınız var ise o soruları da açıklayalım. Tak gene sorular gelmiş. Murat Müslüm doğru söyledin abi. Bir şey olacağız düzgün olsun. Bir şey olacaksa düzgün olsun. Doğru diyorsun. Biz de onu istiyoruz. Burası at pazarı değil. Her insan başından Fatih Tursun gibi istediğini yapamaz. Zaten öyle bir insan gerek yok kardeş. Bize akıl hocası gerek de gün. İmam geçsin imamlığını etsin. Git namaz kıldır, ölü çimdir, kefenle götür göm. Git çocuklara Kur'an kursu ver. Hafizsin, git güzel cema okuyu, sevap kazan. Bizim şey etmemize gerek yok. Bak.
кто будет заниматься подготовкой выборов, которые вы предлагаете. Вот как раз и 3 числа мы подберем людей. 3-ci sırada değil mi? Yığılık. Oradayken her şeyi hallederiz. Oradayken kendi içimizde konuşuruz. Bağırsız, çağırsız, kavgasız. Her şeyi oradayken hallederiz. Onda izbiratçılık komisyasında kurarız. Kandidatlar yazacak insanı da belli ederiz. Programları alacak insanı da belli ederiz. Koyarız 1 ay, 2 ay süre. 2 aydan sonra çıksın, 3 aydan sonra çıksın. Herkes bilsin ki kim neyle gelecek. Çok da güzel bir şeyler yaparız. Hiç çekinmeye gerek yok. Eğer Erdoğan bir tane telefonda FaceTime'da çıktı dedi ki cemaat meydana bütün Türkiye doldu. Niye? Çünkü adam seçimine gelmiştir. Kenan Evren çıksa deseydi ki bütün millet meydana bir tane adam çıkmazdı. Çünkü diktatördür. Böyle olmaz kardeş. Seçimden gelecek, millete diyecek ki ben sizin başınızdayım kardeş, ben sizi bu yoldan götüreceğim. 2 yıl süre içinde eğer bir tane başkan çıkıyor da derse ki ben bunları yapacağım. Onun yarısını yapsa bile başarılı sayılır. 60% yaparsa süper. 70% kitaba bir şey. 80-90 edemeyelim çünkü o kadar kimse yapamaz. Anladınız yani. Verilen sözün yarısını zaten 1 yıldan sonra belli olacak. Yani Bola Digen Balan'ı bir şey, birbiri içerisinden belli değiller ya Özbekler. Zaten olacak işleri adam zaten anlatır. Bu olacak mı olmayacak mı? O yüzden milletin karşısına çıkmaya, seçimlere gitmeye korkmaya gerek yok. Biz milleti sırtımıza alırsak, ileride gidecek insanlar milleti arkasına alırsa, milletten destek olursa dağlar yaşar. Hele hele bizler. Niye olmasın ki? Gidelim millete kardeş. Seni seçerse sen ol başımıza büyük. Biz sana eyvallah diyelim. Gençler birbirimize çok konuşuyoruz. Geçtikçe de dağılıyoruz. Gerçekten de öyledir. Melik Bey, Mirzayev, İbrahim Bey düz sözleri diyorsun. Kardeşim sağ ol, Allah razı olsun. Mehmet Sümbül derdin nedir? Kimin derdi nedir anlamıyorum. Yalan söylüyorsun. Mehmet Sümbül yalan söylüyorsun. Kiminle konuşayım adam da anlamadım neyse. Öyledir Cumhurbaşkanımıza örnek almalıyız. Önce bölgelerde adaletli seçimler yapılmalıdır. Herhalde tabii ki her yerde seçimler adaletli yapılmalıdır. Hiçbir yerde adaletsiz olmayacak. Murat Müslümov, o hoca denilen terbiyesiz bizim insanımızı cenazede yerin dibine soktu. O kimdir ki bizim Aksakalı hocamızı, 30 yıllık hocamızı hürmetsizlik etti. Benim anladığım İbrahim Bey siz Şükrü Temiroğlu konuştunuz bu durumu Temiroğlu konuştunuz mu durum? Yok kardeş konuşmamış. Ben konuşmamışım Şükrü'yle. Gençler aramışlar ona SMS yazmışlar böyle böyle diye. Oğlan dönmemiş. Ben arayıp ne diyeyim adama? Niye gittin mi diyeyim? Neden bunu yaptın mı diyeyim. Ne anlayacağım ki demeyle. Adam bana diyecek mi ki neden bunu yaptın? Bence çıksın açıklamasını kendi yapsın. Desin ki kardeşler ben bele bele oldu oraya gittim. Bele dediler. Bana bunu abişat ettiler. Bunu söz verdiler. Ben de ona kapıldım. Buna okey dedim. Ne diyecekse desin. O kendi bilecek işi. Ben Şükret de bizim kardeşimizdir. Yabancı kimse de değil. O da bizden biridir. O oyuna herkes gelebilir. Gerçekten de oyundur. Başka bir şey değil kardeş. Tesadüf diye bir şeye inanır mısınız? Ben inanmıyorum öyle tesadüfa. Nasıl olur ki bu insan üç yerde aynı bir insan tesadüfen geliyor. Aynı insan üç yerde tap diye bitiyor. Kardeş dediğim gibi niye bahşe hocalar orada bitmiyor değil de sen bitiyorsun? Kim bilir? Neyse. Allah-u Teala yukarıda görüyor. Allah herkese kalbine göre versin. İyi düşünürsek iyi, kötü düşünürsek kötüsünü versin. Ha, sen de bekliyorsun bir açıklama. Tabii. Çıksın söylesin. Çıksın desin ki böyle böyle oldu kardeş.
Allah. Konuşacak canlı yayına girmek isteyen biriler var mıdır kardeşler? İster misiniz? Bir şey konuşacağız mı? %57 kişi şu an yayında. Instagram'da 10 yazıyor ama. Ama gruplarda paylaşılmıştır. Давайте дождемся объяснения Шухрат Бея. Может, зря наезжать? Макс Мердалиевич, а что мы должны ждать? Скажи, пожалуйста. Шухрат Бей, он кто? Президент? Не может объясниться, что ли? Почему мы должны его слушать или ждать, извини за выражение? Дело не в этом. Он должен выйти и попросить извинения, сказать, извините, я сделал по глупости, не те шаги. Я думаю, что это так должно быть. Bu kadar tepkiden sonra 3 gün, 2 gün süsleyirse yanlıştır. Çıkacak diyecek kardeş beni bağışlayın. Ben bir hata yapmışım. Beni bağışla. Eğer Burhan Özkoçar diyor ki bana çok geldi SMS'ler dedi. Ben o SMS'lere cevap verdim. Ben zannettim Datu babına açıklama yaptı. Meğer kendi adına açıklama yapmış ki yok öyle değil. Adama yetki vermişler. Datup yetki vermiş ki sen git onda bizim temsilciliği aç. Niye? Çünkü Aydın demiş ki Amerika'da bunu açamazsın. Yani Aydın demiş olsun ki Amerika'da temsilciliği açılmaz. Zakon onu zapriša etsin. Onda Şuhret'e diyorlar ki sen bunu yapar mısın? Diyor ki yaparım. Oraya kadar güzel ama. Bir soru. Burası bir tane malinki vapuruz. Kardeşim, o toplantıda siz nasıl bittiniz? Niye öbür dernek başkanları yoktu o toplantıda? Zarani podgotovlen mi? Bir de resimler var, paylaşmışlar orada, yazıyor. Forum USA interview alıyor. Adam diyor ki işte bana verilen ben bunu belirleyeceğim, derneklerine çalışacağım. Sana yetki vermişler. Git konsey şey temsilcilik ofisini aç yani yasal olarak al. Bir ikincisi siz burada temsilcilik yok muydu kardeş? 2017'de İslam idi temsilci. İslam Şahbandarlık gitti yerine Aydın gitti. Temsilci. Temsilci diye zaten bu vakte sen nizakonu zanimali setin получается. Ele de gül mü? Yok eğer değilseniz ki normal böyle açılacak. Biz buna müracaat edecektik. Tamam etmişler. Bu insan niye der ki derneklerden bundan sonra böyle çalışacağım, öyle çalışacağım. Açıklama. Çelişki var. Neyse tutmuyor birbirini. On zarani znal. Fatih Dursun bilmiş, demiştir ki ben getireceğim. Bir de Fatih Dursun bir suret var. Orada oturuyorlar bakın. Koskoca Datup Genel Sekreteri. Fuat Uçar oturuyor. Yanında Fatih Dursun oturuyor. Yani ki on eş başkan gibi. Anlamıyorum. Şu da yerinde. Yanlış. Çok büyük yanlış. Burada çocuklar yoktur kardeş. Yapacak için git. Kendine cemaat bir de düz onda yap. Bizim içimizde o bir şey yapma. Geçmez. Millet onu yemez. O yüzden başka bir şeyler kurcalamak istemiyorum. Olup biten işleri kurcalamak istemiyorum. Atlanta'da olan biten işleri kurcalamak istemiyorum. Çünkü çok çirkin bir şeyler olmuştur. O hocanın iştirakiyle olmuştur. Biz bir kere dersimizi aldık. Biz iyi biliyoruz kiminle ne konuşacağımızı. Neden böyle bir şeyler oluyor. Biz daha bundan sonra susacak birileri değiliz. Susmayacağız bile. Olan yanlışları olduğu gibi hemen aktaracağız. Datup meselesine gelince biz Datup'a karşı değiliz. Datup bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından tanınmış bir kurumdur. Bugün YTB'si olsun, TİKAS'ı olsun, başka bir kurum olsun, bütün projelerle gidersen önce de git Datup'a müracaat et, Datup arkasından gelsin. Sen götüreceksin, proje işleyeceksin, bir şey yapmak isteyesin. Yani bir de normal bir şeydir yani. Bizi düşünsenize ki 10 tane memleketten her memleketten 10 tane yani 100 tane dernek gidecek kapıyı çalacak. Adamlar getir diyor ki ha bir tane kapı açacağım size Datup diye. Ondan gelin.
Ondan ne verseniz biz bunu da işleyip onlara vereceğiz. Onlar da size iletecek. Yani bizi kafamızı ağırtmayın. Ben 1997-98 yılı 2 yıl Patriyat Türkiye'de Başbakanlıkta bakanlarla görüştük. Önce Sinop'a göçmek istedik. Sonra Antalya'ya göç ederken Krasnodar'dan Antalya'ya göç ederken biz orada bu işleri konuştuk. Orada dediler bize ki Süleyman Demirel demiş ki Ahıska Türklerini bundan sonra kabul etmeyeceğim. Niye? Ola demiş her gün bir tane Ahıskalı geliyor. Bunların hiçbir birleşme niyetleri yok mu kardeşim? Bunlar küçük bir yerden çıkmışlar ama herkes gelir, bu kapıyı çalıyor. Bir gün biri, yarın başkası gelir. Yani demek istediği o ki birleşin, bir yere gelin, bir tane bir dernek kurun, onun peşinden gelin. Herkes gelmesin diye. O yüzden böyle olduğu daha iyi. Datup olduğu iyi. Ha diyorsanız ki Datup kötü çalışıyor. Datup düzeltmek de bize düşecek. Orası bizim de gül mü? Bizim evimiz de gül mü? Bizim evimiz ise girak düzeldek orasını. Ha yanlış insanlar var diyorsanız deyin yanlış insanlar kimdir? Onlara karşı konuşak. Onları çeker, çeki uzun edak diyor ki kardeş sen yanlış yapıyorsun. Her memleketteki temsilcilerini tanıyoruz, ediyoruz. Biz sahip çıkmamız gerek. Orası bizim kurumdur. Yani böyle kısaca düşünmek lazım olursa, yani kısaca demeyle Datup yabancı değil. Datup düşman bir şey değil. Ha yanlış herkes de var. Çalışan insan da yanlış olur. Çalışmayan da yanlış olmaz. Çalışan birilerine tabii ki yanlış olacak. Yanlış da düzeltmesi gerek. O yanlış da sen diyeceğim, ben diyeceğim ki düzeltsin. Demesek etmesek kim düzeltecek o bir şey? Tak. Ama biraz şeyler okuyacağım da. Münevver yazmış ki Datuk kendi arasında ABD için kadın kolları seçti. Kadın kolları başkanı seçti. Tamam. Tamam buna ses etmedik. Ama kadın kolları seçildiyse de bizler burada haberimiz olmalıydı. Ben karşı değilim kadın kolları seçildiğine ama şu var ki biz seçmeliydik kadın kollarını. Haklısın kardeşim. Kadınları temsil edecek insan hani yanlış anlamayın. Biz pazara gidiyoruz. Araba alacağız. Arabanın kapotunu açarız, bakarız. Tekerlerine bakarız. Yani kilometrajına bakarız. Öyle değil mi yani? Boyasına bakarız ki birileri kırık, çatlak, matlak olmasın. Sen bir adam gelir, ben sizin başınızdayım. Kardeş sen kimsin, nesin, kimin neysin? Hani tanımak gerek de görmeyin. Beni tanıyacaksın. Ey cama bakacaksın, çekin uzun edeceksin. Ondan sonra diyeceksin ki ya he ya yok. Böyle olmaz ki al. Aha başınıza bir tane adam. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Bize haşhürmetinizden biz koyun degüluk. Bize çoban gerek yok. Biz insanız. Ailemiz var, çelimiz, çocuğumuz, işimiz, gücümüz var. Belki de milyarlarımız yoktur ama insanız. Biz aile reisi yok kardeş. Bize çoban gerek degül. Hele hele akıl hocası hiç gerek degül. Tak. Yani mesela bu. Ali Khan Laçınov meydanı ne kadar boş bıraksak o kadar çok Fatih Dursun'a çıkacak. Tabii ki. Asgari Diriliş davası İbrahim abi bize sizin gibi komutan lazım. Allah estağfurullah. Komutanlığı mı becerir ha ben size diyeyim. Seçimlere yanaşacaklar mı? Eski başkanlar dahi seçimleri istemeseler kavga bitmeyecek. Niye istemeyecek? Millet isteyecek, seçimler olacak. Ne demek ya? Ya bu seçim demek ben kaldırmayacağız diye yok kardeş. Eğer bir yerde bir tane pravil olursa, herkes o pravilayı bilse ki böyle olacak. A bundan sonra bu olacak. İşte 10 gün 10 gün sonra bu, 1 yıl sonra bu, 2 yıl sonra bu olacak. Ona göre insanlar plan projesini yapacaklar. Çıkar kardeş Terkel'den. İyi yapıyorsa o gene seçim insanı işlesin ya. Yani düşmenlik diye bir şey olmaması o gerek. Eski bir şeyleri kafasından silip atacaksınız. Bundan sonra teze bir şey başlamamız gerek. Davet budur. İş böyle olması gerek. Öyle olursak ilerleyeceğiz. Başka türlü yok. Değil mi kardeş? Bugün başkan oturuyor mu? Oturuyor. Yarın geç seçmez. Seni seçecekler. Gene sen götür kardeş. Zaten kolay kolay ki herkes oraya sıra durmamıştı. Beni seçin, beni seçin diye. Beni seçmenize de gerek yok. Yani ben bunu söyleyeyim. Böyle olsun. Yığılak. Gençleri getirak. 30 yaşta bin kat iyi iş yapacak insanlarımız var ya. Onları koyak başa. Biz geride durak. Diyak kardeş okul abini bunu yet. Yeganın bunu belli et. Diyak akıl örgü edak. Degime gençler koştursunlar. Degime gençler geçsinler.
Ben bir kere gidip gelirim Rusya'ya, 10 gün kendime gelemeyirim. Ama genç gider, 2 gün oralarda olan, 3 gün burada olan gelir, gelir sen de benden diri gezer. Gençlik biz de yaşadık ya, biz de biliyoruz ya. O yüzden 25 yaş yukarısı çocuk Degül, koskoca adam, ben 18 yaşta Afganistan'a gittim, 2 yıl Afganistan'da askerlik ettim, 20 yaşta döndüm. Çocuk Degül'düm ya, 18 yaştaki insana avtomat verirler. Adamı öldürme, hani Allah'ın verdiği o canı alma veya almaması, o hakkını sana tanıyır insan yani. Biz ele bir insanız. O yüzden gençlere yol açacağız. Gençler yetiştireceğiz. Gençler millet işlerinde bu benim işim değil demesinler. Tam tersine yapışsınlar ki biz gene misal getireceğim. Diyeceğiz ki niye onu bunu söylüyorsun? Yahudiler gibi, Ermeniler gibi olmamız gerek. Onlar nasıl bir luhtadırlar? Biz öyle olmamız gerek. Onlar çok ileridedirler bu konuda. Çocuklarımızı okutmamız gerek. Çocuklar digme, masif informatiğe girsinler. İllah da doktorluk, diş doktoru yok. Para kazanacak bir şeyden daha öte işler vardır. Biz bunu yönlendirmemiz gerek. Çocukların gözünü açmamız gerek. Amerika'dasınız. Gidin okuyun, gidin okuyun. Trak boş ver. Trak'ta belki kazanırsın 100 bin, 200 bin. Ama Trak'ın gitti mi batarsın. Eline diploma olmak gerek. Çevre olması gerek. Hele böyle bir yerdeyiz ya. Valla benim tanıdığım yegenler, yani insanlar var. Daha doğrusu ben birkaç tane primitif Aruz diyorlar ya. Çok ataşlı çocuklarımız vardır. Biz onlardan çok güzel insanlar yetiştirebiliriz. Ben bilmem, garanti veremem ama eğer bu gidişatta, bu çocuklar ele gidişatta giderse, onların çevresi, onların etrafındaki insanlar, onun tanıdığı insanlardan çok büyük yerlere giderler bu çocuklar. Biz onu yapabiliriz. Datu naibi var ki ondan ele horladığı bir aybi varsa bize de anlatın, biz de bilak. Kimin datubun Datubu kim horlamış ki? İslam İbrahim'i biraz yanlış konuşayım. Kimse horlamamış Datubu kardeş. Said Kamil oğlu Datub bizim neyimize yarayacak Amerika'da? Bakın dadalar. Biz bir ailenin 10 tane çocuğuyuk. Bizim anamız babamız var. Yani aile. Birinci oğlan çıkıyor, gider üniversiteyi bitiriyor. Diğerleri okuyor da geride. Üniversiteyi bitirir, eline diploma alıyor, ana babayı bırakır gelir. Ben zenginim, bana kimse karışamaz. Ethem İbrahim. Biz Amerika'da, Datup Türkiye'de el ele vereceğiz, bütün aksakalları kurtaracağız. Böyle bir şey yapmamız gerek. Sen ayrı, ben ayrı yok. Bizim davamız, eğer davamız dava sahibiysak, yani dava nedir? Dava odur ki ne vakit ki bütün millet ona sarılıyor. Dava odur ki ne vakit herkes ona sahip çıkıyor. O vakit biz dava sahibi olabiliriz. Bizim davamız olması gerek. Bizim davamız bizim topraklarımızdır. Siz gidersiz gitmezse o ikinci mesele. Ben giderim gitmem o hiç mesele değil. Ama orada gitmek isteyen insanlar var. Onda yaşayan insanlarımız var. Bugün Gürcistan'da ben gittim geldim yakında. Gürcistan'da 7-8 yıl yaşayıp da vatandaş olamayan insanlar var. Sebebini kimse bilmiyor. Ve alamıyor. Biz o insanların önünü açmamız gerek. Biz bundan iki tane hukukçu göndererek Gürcistan'a, bak ben sana diyelim, iki tane hukukçu göndererek oraya alt üst, daha bir tane Amerika'dan bir tane ey juristi göndererek orayı bir saniye kardeşler, herhalde bir saat geçti ki. Bir tane juristi biz bundan alak gönderak, bilgiler eline verak, gönderak Gürcistan'a geçsin. Gürcistan'da 10 gün, 15 gün dolansın gelsin. Eğer ondaki vatandaşlık meselesi çözülmese görürsün. Yapar o. İşte sak. Her degme bırak, onda o insanlar otursun. Hiçbir şey yapamazlar. Bu yüzden Datup neyimize yarayacak değil o. Datup bizim etakak Zivino tipi karı çağladın. Biz birbirimize bağlı olacak ki işe yarayak. Başka türlü yaramamız mümkünatı yoktur. Bak Murat şu soruyor ki Burhan abi ahıs hali midir? Burhan Özkoçar'ın bibisi Cağısmanlı'dır. Bibilerin oğulları da Philadelphia'da oturuyorlar. Yani ana taraftan, baba taraftan ahıs halidir. Вы понимаете, что Датуб многомонополизирован. Монополизировал все права представлять наш народ. Ни один проект без одобрения Юнатима не пройдет.
Уже пробовали, но и азербайджанский вариант у нас допустить тоже нельзя. Бахан шимди, Макс Мердалевич, tekrar ediyorum. Eğer DATOB'a vereceksin bir tane projeyi, DATOB bırakmak istemeyirse ya da uza diyirse, biz aşağı yukarı bile yok da süre nedir? Bir kere bir tane proyekti verirsin, ikinci proyekti verirsin. Adam genel sekreter Fuat Uçar. Şimdi alınmasın Fuat Uçar ama diyelim ki o adam orada çünkü o iş görüyor onda. Açtın telefon kaldırmadı, mektup yazdın almadı. Bula bunlara bir dokumenti yürüt можно? Bunları toplarsın, bir tanesini Ziyaddin Kasanova göndersin, bir tanesini YTB göndersin. Diyersin kardeş, biz müracaatımızı ettik, bize cevap gelmedi. Koskoca büyükelçimiz var burada. Gider der ki kardeş biz Türkiye Cumhuriyeti'ne müracaat ediyoruz ama ulaşamıyoruz. Lütfen sen ulaş onlara. Yani yapılacak işler çoktur. Ha bıraksan bez kontrol ne? Her şey gider. Samat yok ama nizden hiç hastalık. Nada работает. Abi saygısızlıklarından biraz bahsetsen cemaat bilmiş olur. Alim Aliyev saygısızlıklarından biraz bahsetsen. Hangi saygısızlıktan anlamadım kardeş. Ağızka kökenli evet. Zakir Musayev, Ahmet, ben diyor ben dediğince. Ha. İbrahim abi Amerika'da Ağızka Gençlik Başkanı var ve var mı? Varsa kim? Vallahi Amerika'da hiçbir şey yoktu kardeş. Ne yalan söyleyeyim ki Amerika'da hiçbir şey yoktu. Amerika'da dernek başkanlarından Aydın Mamedov vardır. Ben başka bir şey bilmiyorum. Yanlış anlamayın, kusura da kalmayın. Ömer Paşa, İbrahim abi sen neden öyle tez yoruldun ki Recep Tayyip Erdoğan reis dünyayı dolaştırıyor yorulmuyor. Ya Recep Tayyip Erdoğan ayağını uzadı bir yatır samolyotta ben oturup gezerim kardeş. Bu kadar da bilmen lazım Ruslan Sultan neden ötürü konu gidiyor? Ruslan Sultan şimdi tekrardan dönmeyelim de bittikten sonra bakarsın başta. DATOB'un işte buraya attığı temsilcilikle ilgili tepkimizi ortaya koymaya çalışıyoruz ve koyduk bile. Ama sonuçta iyi veya kötü biz kendi şeylerimizi, taleplerimizi millet olarak anlatabiliyoruz ve anlatıyoruz bile. Bunda yanlış bir şey yoktur. Altı adam izliyor. Soracak sorunlarınız var mı? Canlı yayına girmek isteyen varsa alayım kardeşler. Vallahi ileride diriliş ahıs hali. Bu bir gruptur. Ağızka Türk Diriliş Davası. Ağızkalı Türkler Diriliş Davası diyelim daha doğrusu. Gençlik koluna Gençlik Kolları Başkanı olacak çok sayıda gençlerimiz vardır. Gerçekten iyi niyetli, temiz kalpli çocuklar. Pırlanta gibi gençlerimiz vardır. Bize o gençleri toplamak lazım bir araya. Biz illak da hani gidip de Kur'an okup cuma namazını kılmak değil bizim görevimiz. Bizim görevimiz tabii ki Allah'ın farzlarını yerine getirmektir. Tabii ki onlar bizim işimizdir, yapmamız gerek. Ama onun dışında daha çok aktiviteler yapmamız gerek. Biraz kendimizden bahsetmemiz gerek. Bir kısaca bir şey söyleyelim kardeşler, bakın. Dünyada sayılı gazetelerden ikisi var bunda. Amerika'da Washington Post, New York Times. Düşünsene ki biz 22 tane ştatta yaşıyoruz. 22 benim bildiğim. Her bir ştatta en az 2 tane senatörü vardır. Kongresmenlerin sayısını siz benden daha çok bilirsiniz. Bacalısı da sayın 50 tane ştatı her bir şeyde 10'ar tane kongresmen aşağı yukarı. Yani bizim 200 tane kongresmen bir de 40'a yakın senatörümüz vardır. Yani Amerika'da senatta ve kongreste oturanlar. Bir güzelce ama fırtına, beyin fırtınası yapalım. Seçimler gelir. Bak önümüzde prezidentski vıbırlar gelecek. Ne bileyim kongres, mangrese seçimler olacak. Ben pek bundan işten şey etmiyorum ama takip etmiyorum ama diyeyim. Biz bir yerde, Atlanta'da 200 aile var. 200 aile var bizim
Dernekte 80 kişi 50 manattan para veriyor. 110 kişi yazılı diyor, 80 kişi devamlı para veren insanlar. Dün toplantı yaptık, onda gördük o bir şey. Bu 200 insan bir ara, 200 aile bir araya gelse, 1000 tane adam diyelim, 1000 insanlık bir tane salonu tutsak, bir tane salonu, 1000 insanlık salon tutsak, o olacak kandidatlardan çağırsak, desek ki gelin biz Amerikan vatandaşları yok. Bizi kimse tanımıyor kardeş. Toplayak yanımızdaki komşularımızı. Bosnyalılar olsun, Özbekler olsun. Kim diyecek ki sen ahız halimizin nesin yani? Gösteriş olması gerek. 1000-2000 insan yıksak oraya. Desek ki bak bizler bir community olarak sen arkanda duracak. Sen bizden bahsetmen gerek. Kardeş senat bir ilde 52 tane hafta vardır. Biz istesek, becersek, bak istesek yaparuk. Her hafta bizden ötürü söylerler. Yani bir tanesi ilde bir kere konuşsa, yılda bir kere konuşsa biz her hafta bizden ötürü söylerler ki bunların günü ne olacak, bunların hali ne olacak. Anlatabilir miyim? Birlik neler yapabilecek kadar güçlü olacağız. Ya da ki iki tane gazet vardır. Dünyanın bir numarası. Eğer o Ahıska davasıyla ilgili, Ahıska ile ilgili, bizim Türklerle ilgili, biz ne yazık ki kendi imajımızı bu Sud mudlarından çıkarttık ortalığa. Eskiden ne güzel imajımız vardı. Keşke o gazetlerde bizden ötürü her yılda iki tane, üç tane bu kadar yani bir elin bir ladon bu kadar statya yazsak da buradaki insanları tanıtmasak bile hiç olmasa dışarıdaki bizim öyle hocalarımız vardır ki Minst Kulturi Moskova'da daha nasıl diyeyim oyunculukta, aktörlükte ders veren profesörümüz vardı ki bizim Ahıskalı. Türkiye'de ne kadar büyük büyük işlerde işleyen Ahıskalılar vardır. Onların öte azar azar bir tane iki tane stat yazar. Bizim adımızı çıkardık ki biz bela millet ol. Biz kötü millet değil ol. Bizim yanlış anlamayın imajımız çiftçi Ahıskalılar. Gelin onu düzeldik. Sportmenlerimizi yazak. Yazak da yazak. Yani bilmem hangi temada deseniz yazın. Yeter ki adımızı değiştirak. Biraz daha değiştirak. Ömer Paşa İbrahim abi sen neden öyle tez... Evet bunu okumuştum tamam. Чингиз Бадалов. Можно коротко, ясно, много примеров ненужных, это мое мнение. И вещь, и еще вы говорите про дотуп, мы вчера не договаривали. Не договорили вы нашего, наш... том, что они самовольно назначили. Ибрагим, если это во всем мире так делается, как еще вы можете говорить, если правду? Я ожидал другое. Аллах ярдам этсен, но я хотел бы присоединиться. К сожалению, связь плохая с уважением. Али Алиев, вотандашлыкла бизим ишимиз чөзүлмөз. Онлардан сүргүнү үчүн теминат элде этмек önemli, maddi manevi. Bildiğim datu bunun peşinde. Zaten gürcü olmazsak bir çatına. Yani güçlü olmasa bir çatına kazanır. Kardeş, hatırlıyorsanız bundan evvelki canlı yayınlarda diyordum ki Datup, cemiyet bunlar hep tren ya birbirini işte falan sen Fuen'e gittin, sen Strasbourg'da başka yere gittin. Yani sen Pasi'ye gittin, ben oraya gittim. Yani çekişme içinde diyor. Ama Gürcistan'a giden de birbirine sarılacak, bir olacak, gücünün karşısına oturacak. Fakat Gürcistan'da iki tane insan, yani iki çeşit fikirle oraya giren insanlar var ise o mesele bitmiştir. Biz onu alamazdık. Kesinlikle Gürcistan'ın sınırını geçecek, bir ağızdan konuşacaksın. Öyle olursak bir şey yaparız. Teminatla gelince, ekonomika Gürcistan'a sen ne pazvolton etme. Koçalı, Hüseyin'in sözlerinin tamamına katılıyorum. Bu sözleri bütün milletin gözden geçirmesi lazım. Ne dedi Koçali Hüseyin'in? Koçali ben kaçıyordum herhalde bir yerde. Koçali Hüseyin'in. Allah keşke. Valla ben görmüyorum Koçalı Gürseynif. Ne yazmıştır Alkan Bey? Neyse. Bulamadım da bununla çıkmadım. Tamam.
Evet ya. Selam olsun aziz milletime. Aleyküm selam Ali. Yıldız Necibova. İyi yayınlar. Kırgızistan'dan selamlar. Kırgızistan'a da bizden selamlar Amerika'dan. Bize gençlik kolu veya başka bir kol lazım değil. Bizler Ağızka Amerika konsey altında toplanırsak bizleri kimse ayıramaz. Toplamam kardeş. Eğer başka kollar olursa millet ayrılır. O gençlik kolu ne demektir? Gençlik kolu demek da bu üstüm. Bakın ben küçük bir dernekte, Atlanta derneğinde 4 ay vekaletle başkanlık yaptım. Orada bir insanın işi değil kardeşim. Bir insan için çok zordur. Eğer aktif bir şey yapmak istersen en az 5-6 insan bu işin zanimatı etmesi gerek. Çocuklar var, büyükler var, ne bileyim aktiviteler var. Gezecek kanuni işler var. Yani bunlara bakacak insanlar lazım. O yüzden bir insanla o işte gül. Gençlik onları vereceksiniz. Bir tane genç diyeceksin. Gençlerine sen zanimatı versin. Gençlerin spor, eğlence programlarına on bakacak. Gerekirse gençlere bir paruçene verecek olsan çağıracaksın. Diyeceksin kardeş sen buna bak. Gençler bunu yapması gerek. Gelir gençlerle kendi konuş. Gençler kolay olur. Yani bir şey, yanlış bir şey değil. Bir konseyin içinde olacak o da. Konseye bağlı oluyor. Çingiz Badalov yayınlar sonra sizinle konuşuruz inşallah Çingiz Bey. Ленин называли кремлевским мечтателем. Вас можно назвать атлантовским хейлисе, хейлисе olsun. Мечтать не вредно, кардаш. Hedef koyacaksın, Max Mardalievich. Надо планку ставить на 100. Если ты сделаешь даже 50, это уже плюс. Если ты сделаешь планку 10 и сделаешь там 10, это не пройдет. Это не мечта. Это реальные вещи, которые можно сделать. Я это пробовал уже, можно это сделать. Teminat değil tazminat. Şimdi Ali aynı şeyi söylüyoruz biz de. Bizim için datup yabancı bir şey değil. Biz datup'u horlamış, datup nedir, datup beledir diye yok. Datup yanlışları var. Tabii ki yanlışlar var. Düzeltmek gerekirse düzeltmek lazım. Yanlış neyse yanlışı vereceksin adama. Diyeceksin kardeş abu çarbal giymişsin de paçası yırtıktır, söküktür diyeceksin ki adam görsün. Geride gelen insan yani gerideki bir şeysini göremez yani diyeceksin. Onu düzeltmek gerek. Dediğim gibi datup sen istesen istemesen, sevsen de sevmesen de onu devlet bir kere tanımıştı kardeş. Nereye gidersen git der ki datup'un gel işin görür. Yoksa yok. He, dediğim gibi ya başvurursun edersin datup kabul etmez veya uza dur ya ipe un sarar. O vakit napremo çıkarsın. Var tabii ki oluyor öyle bir şeyler de oluyor. Ediyorlar adamlar. Raşit Abdullayev 9 ülkede yaşayan milletimizin temsilcileri seçmelidir. Datuk başkanın Kırım Tatarlarının yaptığı gibi bir meclis kurmalıyız. Her ülkeden katılım olmalı. Datuk'un önceliği milleti birleştirmek ve vatana dönüş. DATUB zaten koordinasyon center olarak kurulmuştur. Yani koordinasyon center bütün Ağızka derneklerini, dünyadaki yaşayan bütün Ağızkaları koordine etmek. Bir araya toplayıp ve yapacak yapmayacak işlerini organize etmektir. Esas işi budur. Ama biz milletçe aktif olacak ki bunun bir meyvesi olsun. Bizim koskoca tarlamız var, elimizde uruk var yani tohum var, çapamız var, suyumuz da var. Biz tohumu bir kola güzel cama ekseydik, güzel cama çapsaydık olurdu ama sepmişük rastgele ne su varabiliyoruz ne çapabiliyoruz. Niye ki birbirine karışmış. Eta toş samaya. Biz aktif olmamız gerek ki millet diyecek o kardeş sabır et sen nereye gidiyorsun sen çıkanda ne söz verdin? Sen buraya gelirken hangi sözlerinden geldin? Millet baştaki insanlar kontrol etmesi gerek. Böyle olmaz ki kardeş. Gelirken güzel sözler verin ağzını dolduruyorsun. Ben bunu yapacağım, onu yapacağım, onu yapacağım ama hiçbir şey yapmıyorsun. Millet de sana bir şey demiyor. Tabii ki sen tembelliğe alışacaksın. O yüzden kak ni kuruti, lübom suçu gene her şey gelir milletin başına patlayır ki. Çünkü millet aktif oluş gerek.
Tak. Instagram'dan bir milleti geleceği gençliğinden belli olur. Biz gençlerimizde ne kadar birleşmiş ve başarılı olursa o kadar bizim milletimizin geleceği açık ve haklısın, açık ve parlak olacak. Tabii ki gençler birbirine sahip çıkması gerek. Gençler birbirine kardeşçe davranması gerek. Gençlere bu bir şey biz babalar söylememiz gerek. Siz gençler çocuklarınıza demez gerek ki bak nasıl ki Çeçenler diyorlar ya, kardeştir onlar. Birbirini ele tut diyorlar ki gerçekten tut diyorlar. Biz onlar gibi tutmayı öğrenmemiz gerek. Biz de eskiden vardı kaybettik ya. 1980-80. Yıllarda 70'ten 80 arası 82-84 arası çok süperdi bizimkilerin bildiği ama 83-84'ten sonra yavaş yavaş bozulmaya başladı. Gerçekler bu. Raşit Abdullah Firavun bir datup görünüşte bir yardım derneği gibi çalışıyor. Bakın şimdi kardeşlerim. Ben biraz Datub'u belki kritik edeceğim ama gelende alınmayın. Ama bu dışarıdan görünüşü söyleyeceğim. Datub, Dünya Asgari Türkler Birliği koskoca bir STK. Hani siyasi olarak, mekanik olarak güçlü bir şeydir, STK'dır. Yani onun işleri vardır. Bizim ana problemimiz Asgari Türklerini her yerde kontrolda tutmak. Yani nerede ne belası var, nerede ne ihtiyacı var, yani parasal, yani bana ev al diye yok. Yani siyasi olarak böyle bir şeysidir. Ve en önemli işi eğitim olması gerek. İçimizde yetenekli çocuklarımız var. O yetenekli çocukları alıp güzel yetiştirmek gerek. Bir düşünün. Zaten çocuklar yetenekli olduğu 8. klaslara kadar belli olur ki bu çocuk yetenekli. Bu çocuğu alacaksın 2-3 yıl, son 2-3 yıl iyi okutacaksın. Ondan sonra üniversite hazırlayacaksın. Datup o insanları, o çocukları bulması lazım. Alıp götürecek Türkiye'de özel kolejlerde, yani dersi, kitabı güzel olan yerlerde okutacak. Onları yetiştirecek ve üniversiteye koyacak. Bütün gücünü bunlara harcaması gerek. Datup'un işi birilerinin ev almak değil. Gerçekten de. Kaç insana ev alacaksın kardeş? Kaç tane insana ev alacaksın ki gelsin vatanda yaşasın? Premier de burası. Bu DATOB'un bütçesinin olacak bir şey değil. Bu devletler arasındaki bütçeyle yapılabilir ancak. Diyelim ki hasta. Bir çok kötü durumda hasta var. Hastayı DATOB cebinden çıkan parayla yani tedavi etmesine gerek yok. DATOB siyasi gücünü kullanacak. Devlet işte Sağlık Bakanlığındaki bütün kotaları onları kullanarak adamı getirecek. Diyecek ki bu bizim milletimizden birisidir, Türk soyudur. Türk soy olduğu için böyle bir ligotalar var. Ne diyorlar ona? Neyse yani diskontlar vardır. Parasız veya paralı. Bir kısım para alır, bir kısım almaz. Onlardan yararlanarak onları iletmeye, ona yardım etmesi gerek. Ama çıkartıp her hastaya 30 bin dolar verecek olsa adam nereden bulacak o kadar parayı? Bir insan 30 bin dolar verdin, öbürüne ne yapacaksın sonra? Hani buralarını düşünmek gerek. Datob'un işi daha çoktur. Yani şimdi bugün Datob'un yani kendi işiyle hayır hayrat işini karıştırmamasılık gerek. Datob'un yapacak işleri var. Hangisini ki gerçekten yapması gerek. Çünkü o yapmasa başka kimse yapamaz. Dapustim 38-35 nolu kanun. Bunu en güzel revişte Datob İşte devlet kurumlarıyla konuşarak çalıştırması gerek. Kötü durumda olan insanlarımız, maddiyatı kötü olan insanımızı el atacak, onları toplayıp Türkiye'ye getirmesi gerek. Bununla da DATOB zanimatı etmesi lazım. Bu DATOB'un işidir. Bizim de işimiz budur. Tabii ki de anlatmamız gerek, ispatlamamız gerek. Anlıyorsun? Yani bu biraz daha derin düşünmek lazım. Hayır kurumu değil DATOB. Bir de milletimizde bir şey var kardeşler. Millet diyor ki çok kötü durumda yok. Bu nerededir? Dernekler niye yardım etmeyelim? Onda invalidlere kalyas alış gerek. Dernekler nerededir? Dernek niye vermiyor? Niye yardım etmiyor kardeş? Dernek ne demektir? Önce onun altını çizelim. Dernek nedir? Raşifrovka. Dernek sen, ben, bizim gibi yüzlerce, onlarca veya binlerce insanların bir araya gelip kurduğu bir sivil toplum kuruluşudur. Onu devlet
Ve bir gökten bir kimse para akıtmıyor üstüne. Aha size paralar bildiğiniz edin. Yok. Sen yığılacaksın, bir araya geleceksin. Sonra orada üyelik aidatları vardır. Her ay her bir üye nasıl Komsomolski. Biz 2 kapek Komsomol'da ödüyorduk. Ayda 2 kapek. Böyle para vereceksin. Her ay 100 insan veya 1000 insan kaç tane üyesi varsa her ay 5 lira, 10 lira, 5 ruble, 10 ruble para vereceksin ki orada bir bütçe yığılsın da o bütçeden sonra birine Allah korusun birine bir şey olacak olsa o paran o bir şey kapansın. Ele olursa olur. Datup'a 5 kapek verme, derneğe 3 kapek verme. Sonra git de ki dernek nerede, datup nerede kardeş? Nereden gelir o para? Kim verecek oraya o parayı? Yani bunu iyice düşünmek gerek. Önce derneğe gideceksin, vereceksin kardeş parasını. Nasıl ki Ermeniler yapıyor. Ondan sonra bir şey bakacağız. Cengiz Bey bir saniye. Asker Türk tak. Sonra Ufanova сам датуб состоит из неправильных людей, идущих за властью и деньгами. Они не дадут вам возможность себя поменять. И вы ничего не сделаете. Это не Коскоджа. Коскоджа, это не Коскоджа СТК, а маленький между собойчик, купивший людей от правительства до имамов. И люди там не наши. Ну, это была Сона Ульфанова. Ağızka Türk Diriliş Davası. Abi siz Amerika'da Ağızka Türk temsilcisi seçilseniz milletin hayrına neler yapmayı düşünüyorsunuz? Bir, ikincisi Ağızka Türk gençleri nasıl bir araya toplama düşünüyorsunuz? Gençlere sizin gibi komutan lazım. Valla bunu ikinci kere yazıyorsun kardeş de tamam inşallah. İşte bu üçüncü slogunu bir karara varırız. Seçim gününü belli ederiz. Ondan sonra herkes kendi programasından çıkar. Eğer ben adaylığımı koyacaksam o zaman ben kendi seçim adaylık programımda her şeyi açıklarım. Gençlerle ilgili ne düşünüyorum, işte başka işlerle ilgili ne düşünüyorum. Ama bu bir plandır. Böyle bir şey inşallah olursa ben zannederim en güzel şekilde yaparım. Ki yapmamız için bir engel yoktur. Bir de teknoloji nimetlerinden faydalanarak çok güzel şekilde organizasyon yapabiliyoruz arkadaşlar. Biz öyle bir gerçekten de öyle bir sistem kurmamız mümkünatı vardır ki nasıl ki Amerika bakın. Koskoca devlet. Bugün Bush yarın gelir Clinton ya da Clinton gelir öbür ötesi Trump gider başlasa Biden gelir. Kim gelirse gelsin ama bu sistem yaşayır. Biz öyle bir tane sistem kurmalıyız ki bizim Ağızka Türklerinin diasporası güçlü olacak Amerika'da. Biz hem güçlü olacağız, hem finansal güçlü olacağız, hem de bilimsel güçlü olacağız. Hem okumuşlu yetişmiş insanlarımızı çekeceğiz işin içine ki bunlar canı gönülden gerçekten bir şeylere hizmet etmiş olsunlar, etsinler ve iş adamlarımız, iş gören insanlarımız zamanı gelecek biz bu aidatlara çıkacağız. Bizim her ay can başı veya aile başı bir meblağımız olacak ve insanlar severek o parayı verecekler. Çünkü bizim millet gerçekten de sadaka seven insandır. Ben şimdi bilirsiniz bir grubum vardır. O 90 kişi var grupta. Antalya'da, işte Türkiye'de orada burada ihtiyacı olan insanlara biz 4 gün zaman içinde 5 bin, 6 bin, 8 bin dolar para yığıyoruz. Bizim milletimiz para, hayır hayrete para harcamasını bilen insanlardır. Eğer bilseler ki bu para yerine ulaşır, vallahi de billahi ben biliyorum. Bizim millet çok bu konuda yardımseverdir. Biz eğer iş yapmayı becerip de millete iş yaptığımızı gösterirsek, ispat edersek ki sizin paranız boşa oyan bir yana akmıyor, yolaydaki bahçelere gitmiyor, sizin paranız bu işlere yarıyor deyip gösterirsek ben eminim bizim millet bu işleri parasız bırakmaz. Yeter ki millete zamanında atçotu vereceksin, aldığın parayı nereye harcadın, nasıl harcadığını söyleyeceksin ve ona göre hareket edeceksin. Ben zannederim hele Amerika gibi yerde bu iş yapılması çok prosta yani yanlış bir şey. İşte bazıları Ali Aliyev, işte bazıları hele bunu anlamadı. Hemen sen avukat mısın, çalışan mısın diye suçlamaya yapıyorlar. Halbuki devletin tanıdığı tek çatıdır bizim için. Onun için datuba sahip çıkıyorum. Dolayısıyla yanlışlık varsa gir çatısı altına ve düzelt yanlışları içeriden. Dışarıdan datupçu ocu bucu demek yanlış. Aynen ben de katılıyorum bu şeye doğrudur. Düşünün ki bir tane kale alacağız. Kalenin
duvarları geniş. Top da vursan taş bile kopar da mı yesin? Yani bağırmayla çağırmayla bir şey olmayacak kardeş. Almak istiyorsan kapıyı vuracaksın, içine gireceksin, içeride konuşacaksın, anlatacaksın, adamlara kendini ya düşman edeceksin ya dost edeceksin. Ben bir kere bunu iyice zaman düşünseniz baksanız oradaki insanlar da bize düşman de güller aslında. Ama bazıları var ki bu fitne fesat işini karıştırıyor kardeş. Ben bilmem neden bunlar bu işi yapıyorlar ama var. Gerçekten de var bu insanlar. Ama Datup bizimdir. Biz Datup'a sahip çıkmamız gerek. Datup bize düşman değil. Biz kendi başımıza düşman yaratmayalım. Ama içlerinde var. Gerçekten de bozuklar vardır. Чингиз Бадал, я опять не могу удержаться, уже Ибрагим Бей, прошу вас, скажите, когда правитель говорил, все слушали, почему знали, что говорил, все слушали, почему знали, что он правильным путем идет. И главное, знает, что правильно и что неправильно. Никто не мог учить султана, что делать, у него должны быть цель знания. Ответьте просто, если вы сидите и учите, что должен делать Датуб, тогда замечен, зачем он то, что эта организация нет. Люди сплотились бы, если сидели там знающие люди. Взять тебе ошибка в этом. А 38-35 это закон Турции, не Татуба. Он в любом случае будет действовать. Спасибо, потом свяжемся с уважением. Я, честно говоря, буду перечитывать, потому что не так понял ваш вопрос. Я опять не могу нажать. Я прошу вас, скажите, когда правитель говорил все, все слушали, почему знали, почему знали, что правильным путем идет. И главное, знать, что правильно и что неправильно. Никто не мог учить султана, что делать. У него должны быть цель знания. Целое знание или цел знания, знаете. Ответьте просто, если вы сидите, вы учите, что должен доступ делать, то зачем он? Вот я уже ответил, наверное, что есть в Датубе люди, которые мешают работать. А нам надо работать. Я привел пример, когда по поводу Кадынкулар Башканы Минавер Киназ демишти ки, сачмишлер да бизим хабарымыз биле йок. Кадров нужно подбирать нормальных. Нормальных кадров нужно подбирать. Кадры решают все. Это так. Понимаете? А кадров нет и работы не будет. Это везде. Yanlış politikalar yüzünden milletimiz Datub'u sadece maddi olarak görüyorlar. Bir de bir şey var. Raşit Abdullah. Milleti priuçat ne nada? Proşayniçistir. Anladın mı? Çok yerde bana bunu ver, bana bunu ver. Her Datub çıkardı, ona verir, ona verir. Millet alışır. Der ki, o Datub geldi, bize para gelecek. Неправильно подход. Тоже неправильно. По мере возможности люди должны знать, что Датуб бу хайр курумы дегул. Datup belki de bana yardım eder, sen eder, öbürünü etmeyecek. Однозначно, çünkü herkese parası yetecek bir durumda ne göre. Raşit Abdullah, Allah razı olsun sizden de kardeş. Ali Maliyev, Philadelphia Cami Hocası Fatih Dursun hakkında milletimize yaptığı yanlışlarını anlatmak lazım. Şenliği, onurunu kıran hareketler yaptığını. Ya kardeşim, hoca da kibir olur mu? Nasıl kıracak böyle bir şey? Orasını oradaki insanlar kendileri inşaat etsin. Daha ben bu konuda konuşmak istemiyorum çünkü cami imamıdır. Oradaki cemaat onun cevabını kendi vermesi gerek. Ben bizim milletle ilgili ne yapmışsa ben onu söyleyeyim. Şöhreti alıp oraya götürüp de ben aksakallar benim avucum içinde demek yanlıştır. Aksakallar kimsenin avucuna sığmaz. Onu da bilin yani. Вот именно, им нужны нормальные кадры, и им нужны люди-исполнители. Именно исполнители и кадры, которые будут понимать это дело. Ama neyse, zaman gelince biz daha çok açık, Çingiz Bey sizden bunu konuşuruz. Siz de zaten dernek adamı, siz böyle bir şeyden anlayırsınız. Hem de çok da tecrübelisiniz. Sizin tecrübelerine yararlanmak gerek bence. Ve böyle olur. Arkadaşlar, bence önce sebeplerine geçeceğiz.
Şuhrat'ın DATUP tarafından yetkili olarak buraya atanmasının sebebi konseyin pasif olması gelir. Bir ikincisi yani nasıl diyorlar o şey? Destvi. Adam işin başındayken onu alıyorlar, yerine başka kimseyi tayin ediyorlar. Bizim de millet olarak reaksiyonumuz bu taraftanydı. Bunun bütün sorularına cevabı verdik. Ben öyle zannediyorum. Milletçe herkesin kafasına geçen fikirleri bence bunda izah ettik. Herkes yani anladı ne konuştuk, ne konuşuyoruz. Sorunuz var mı bundan artık? Çünkü boşuna zaman kaybetmeye gerek yok. Türkiye elçiliğinden yardım almayı düşünüyor musunuz? Birleşmek davasında. Türkiye Cumhuriyeti tabii ki niye olmasın? Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Sayın Serdar Kılıç. Bence önce biz kendi işimizi halletmemiz gerek. Ondan sonra randevu alıp gidip anlatmamız gerek. Durum böyledir, öyledir diye. Bir şey bilin bak arkadaşlar. Bazılar şimdi diyecek ki oh niye Türkiye'nin elçisine gideceğim falana gideceğim filan gideceğim. Öyle değil ya. Biz Türk'ük ve bizim Türkiye'yle Rusya'yla bütün devletlerle ilişkimiz iyi olması gerek. Bize şans vermişler kardeş. Biz böyle bir yerde yaşıyoruz ki biz herkesten güzel konuşabiliyoruz. Herkesten işleyebiliyoruz. Bizim diyelim ki bir gün vatandaşla ilgili apostillikte bir problem vardı. Rus konsolosluğuna gideceksin, meseleyi çözeceksin, anlatacaksın insanlara. Diyecek ki bu formülde bunu yapar. Ya adam gelecek buraya, Atlanta'ya, ya gelecek Dayton'a, ya Kentucky'ye. Yani bunu ya konuşmak gerek. Konuşurken bunların hepsini çözülecek. Rusya'da, Türkiye'de geliyor, Bursa'ya geliyor. Konsolosluktan adamlar gelir. Azerbaycan'ın, işte ne bileyim Rusya'nın geliyor da geliyor. Niye geliyor? Anlaşıyor insanlar, geliyorlar. Biz de anlaşıyoruz, gelirler. Ne kadar yapılacak, buradaki yaparız. Niye olmasın ki birleşmek davasında yani illah da gidip bize izin verin biz birleşsek de yok. Zaten adam demeyecek ki siz niye birleşiyorsunuz veya niye birleşmiyorsunuz. Biz bunda birleşirsek, güçlü olursak kim bize diyecek ki siz birleşmeyin. Ben zannetmiyorum ki Büyükelçi diyecek ki siz birleşmeyin. Biz ne bunu biz birleşemiyoruz. Biz birleşsek zaten herkes diyecek ki maşallah abunu yedin, abunu yedin. Buraya bakın, bu işlere siz bakın diyorlar bize. Ben inanıyorum bu bir şey. Çünkü hiçbir tane devlet, hiçbir tane insan, hiçbir tane kurum aktif birilerini kulak ardı etmez. O yüzden ne da bir cinyatsa ne da robotay. Bunu bir de bu işi severek yapmak isteyen insanlarla yapmak gerek. Yani gerçek budur. Biz 1990 dördüncü yılda Bakanka'nın yukarıda işte Navarski'den de sol tarafta ulica Zilyonna'ydı bana kalsa. Onun yukarısında Palyana vardı. Onu da Palyana'da karın üstünde namaz kıldık. Rahmetli Abdullah Tay vardı. Allah rahmet etsin. İhtiyarlarımızdan oydu. Administrasya gidiyor diyor ki bize kulübü verin biz namaz kılak da diyor ki sizin abşesinin organizasyonu yoktur. Size biz veremez. Çasın yusu nimeti prava pisayt. O dedi ki cemaat biz abşesini organizasyon açmamız gerek. Ben de zaten bekledim bir yerden bile bir şey ki bunu yapmamız gerektiği. Ben yani millet bir araya toplamayı düşünüyordum. Ben gittim o adamın yanına. Dedim Abdullah Dayı gelin yapak. Ben de bile bile formula falan var. Kakras o vakitte Eyüp'te daha basıp Hısna cemiyetini predstavlat edirdi. Yazan da Gafurov. Türkiye tarafını çekek diyirdi. Şeyluk'ta Ekrem Taremetluk'ta diyordu ki bize bir yere gitmeye gerek yok. Biz burada kalak, burada yaşayak. Yani vatan cemiyeti vardı da vatan cemiyeti Tudorov, Selvert Dayı diye şeyden Varenkovka'dan pek de buraya kadar bizim oraya da şey yok dedi. O kadar da aramızda iyi de güldü insanlarla. O vakit ben gezdim. 3-4 tane insanı teker teker gezdim, dolaştım. Ümit Cemiyeti'ni açtım. Çok da güzel işlerdi. O yani beni parçalamaya gerek yok. İstesek biz onu yaparız. Bak o zaman da bizi sevmeyen devlet bize bir kabul etti. Niye? Çünkü biz birleştik. Birleşince bizden şitatse etmeye başladılar. Biz bugün şitatse ederiz. Yani bizden şitatse etmek istiyorsak biz birleşmemiz gerek. Biz güçlü olmamız gerek. Anlıyorsun?
Bu demek değil ki illa alacaksın, gideceksin, bayrak sallayacaksın. Yok kardeş. Lazım ise gidip sallayacaksın bayrağı. Lazım olursa gidersin, lazım değilse gitmezsin. Bizim işimize gelir o bir şey. Niye gitmeyeceğiz? Gider o, eder o gerektiyse. İllah'tan milyon tane insan gitmesine gerek yok. O bir kere de 2015'te 100 yıl ona 3-4 bin insan yığıldı. Öyle bir şeye daha gerekmeyecek. Ama biz bunu yapabiliyoruz. Gerektiği zaman yapacağız. Gerekmedi o zaman yapılmayacak. Ama bir tek o iştir, bak işimiz yoktur diye de düşünmeye gerek yok. Biz kendi içimizde çok bir şeye yarayacak işler yapabiliyoruz. O yüzden gene birlik beraberlik mesajını vererek yayını kurtarmak istedim, bitirmek istedim. Herhalde efir udalsa yatak durmuyor. Bu kadar insan izledi, ona göre herhalde efir udalsa. Varsa soru kardeşler alalım. Bundan sonra bitirmek isterim. Ne diyersiniz? Evet Neriman, birleşmek başka bir şey yok yani. Tak. Eğer siz seçilirseniz Vatan Ağızkaya gittiğinizde oradan bir ev alın ve millete örnek olun. Raşit Abdullah'ı. Ben bak vatana gittim geldim. Ben kendi şahsi fikrimi söyleyeyim. Biz 11 tane yok bir evde. 7 oğlan 4 kız. Biz 11 kardeş yok. Ben gittim, ben kendi köyümü gördüm. Kendi köyümdeki mezarlıkları gördüm. 75 yıl önce terk etmiş çıkmış yok. Ama Plaçiğe Hastane derler ya, mezarlıkların üstünde hayvanlar geziyor. Hani çok sahipsiz bir şey. Bizim köydeki insanların, bizim köylülerle biz konuştuk. O mezarlığın etrafını saracak inşallah. Ben gidip köyümde almak gerçekten de niyetim vardı. İsterim ki ben gidip köyümde bir tane ev alayım. Biz 11 kardeş, bir tanemiz alsak yeter. Yani ondan çıkan da 53 aile çıkmış. Bugün gidecek olsak biz oraya ne kadar, ne bileyim, sığamaz mıyız? Ayakta dursak sığamazdık. Boş ver yaşamayı. O yüzden düşünüyorum o bir şeyi. Ben seçilirsem seçilmezsem ben neden nimetin için yatak durmayı. Ben düşünüyorum gidip orada almayı. Gidip almakta niyetim vardır. He, havası, suyu ben size diyeyim. Dört dörtlük havası vardır. Ne kadar yorgun yatarsan yat, sabahına sıcacık akıyorsun. Bilmem nedendir. Havasındandır herhalde. Çok güzel havası vardı. Ben beğendim oraları. İnşallah size de tavsiye ederim. Gidin bir dolanın oraları. Tak. Hayırlısı Allah'tan inşallah. Tamam kardeşler. Canlı yayına girmek isteyen olmadı herhalde. Ne ki lazım konuştuk. O yüzden kimseye de almayacağım. He. Yanvarın 3'ü hangi güne gelir? Kim bakabilecek? Bakın hele oğlanlar. Yanvarın 3'ü hangi güne gelir? Bugün ayın 23'ü. Neredeyse 10 gün var. 10 gün yeterli midir? Yoksa ki ondan sonraki haftaya mı atmamız gerekecek? Atlanta'dan abiniyat etmeye için yazıyorsunuz ki nasıl abiniyat Atlanta? Biz abini iyi pakaj için. Хорошо. Ne pakaj etmem gerek? Cuma gününe mi geliyor? 13'e mi? Öyleyse 4. slogan olacak. 4. 4. yan var. He? 3. yan var. Cuma'ya mı geliyoruz? Zekir. Cuma. Evet. Öyleyse 4. yanvara toplantı etmemiz gerekecek. Ama 4. yanvara da ulaştırabilecek mi bu kadar şey? Neyse. Şu soruya cevap vereyim de. Atlanta'da abi niyet etmek mümkünatı yoktur kardeş. Atlanta 3'e bölünmüştür. Biri yanlış anlamayasız azurlerdir. İnsanlar bizim derneğe gelmek yok, katılmak yoktur. Kaç kere çağırsak hiç kimse oralık olmuyor. Biz abilik anlayışına. Bazıları gelir, bazıları hiç gelmiyor. Ama dernek ayakta tutan 80 tane aile vardır. 80 tane aile başta. Nasıl ki başladı? 35 aileydi. Yavaş yavaş 80'e çıktık. Allah'a çok şükür. Bir de arada gene 20 aile civarında vardır. Ni tuda ni suda paruski gibi var ya. Ne katılıyor ne de katılmıyor.
Biz 15 yıldır bundayız. 15 yıldır bu böyle gidiyor. 2009'dan sonra daha doğrusu böyle gitmeye başladı. Bir olay oldu da onu bundan söylemek istemeyelim. O olay bizi bir kere parçaladı. Ondan sonra böyle oldu. Ama biz gene de diyoruz. O cami, diyelim işte birkaç insan diyor ki o cami bizim adımıza değil de cami bizim adımıza geçirirse biz geliyoruz. 500 bin dolar para Diyanet Vakfı'ndan çıkmıştır. O dediğim 2014'teki olaydan sonra 11, 2014'teki olaydan sonra gitti İslam, Aydın, Mustafa. Bunlar geldikten sonra bir yıl sonra 2015. yıl yanvar ayında bize 500 bin dolar para verdiler. Biz orayı satın aldık. Cemal der ki bizden sormazdan niye aldınız? Birlik olmadıktan sonra böyle oluyor. Elimize bir fırsat geçti. Para geldi. Biz gitti oraya, ora bulundu. Orayı aldık. Bahçeşehir bulunsaydı orayı alsak orada da gene aynı bir şey olacaktı. Niye bizden sormadınız? O falandan sormadınız, filandan sormadınız. Şimdi söz oluyormuş ki benim duyduğuma göre ki illa bizim üstümüze olsun da biz buraya parasını verip Allah kardeş 500 bin devlet vermiş demiş ki alın kullanın. Siz son insan bunda kalana kadar burası sizindir. 240 bin dolarını biz vereceğiz. 240 bin dolarını da 90 bin dolarını vermişiz. 150 bin dolar borcumuz kalmış. Refinance ettiler. 5 yıllık borcumuz 150 bin lira. Ama prosentlerini vermek değil. Dün bir toplantımız oldu. O toplantıda anlaştık ki bu sene yarısını, sene de öbür yarısını 2 sene bitireceğiz ki ziyade para vermek diye. Yani ayla işte 80 tane ayla gene 2'şer bin dolar para düşecek ki verak da onu kurtulak. Ondan sonra aidatına 50 dolar, 80 dolar, 30 dolar neyse biz onunla kendi ağımızda kendimiz kavruluruz. Adamlar gelmiyor. Cami lazım da gül diyor. Ama ölülerimiz bir, hayrete gitmemiz gerek. Allah korusun cenaze olsa gidip namazını kılmamız gerek. Camiye deyince kimse gelmiyor. Yani oralık olmuyor. Ben nasıl, ne pakazat dedim, ne abidine dedim, milletin elini ayağını bağlayıp mı getiriyorum yoksa ki birbirine yapıştırayım mı kılığına? Ne etmem gerek ki ben sana pakazat dedim bir şey. Eğer sen bizi tanıyırsan herhalde tanıyırsın kardeş. Sen de benden birisin. Bu bir tek bana lazım değil mi? Sana da lazımdır. Sana bir dünya de topla getir buraya milleti. Niye bana yüklenirsin ki? Getir cemaati. Eğer sözün geçiyorsa, lafın geçiyorsa, anlatabiliyorsan, kötü niyetli insanlar değil bundaki insanlar. Hata yanlış olmuşsa olmuş. Onu kendi aranızda mesele edin. Böyle biz sizden değil olduk, siz bizden değil. Daha 75 yıl oluyor. Bizim camide 75 yıl onu yani kutlamak demeyek de anma töreni diye. Dua mı okundu kimse gelmedi. Niye? Yani sizin ölüler bizim ölüler ayrı mı yatıyor onda? Aralarında duvar mı vardır? Neden bu ayrılık? Neye sebep? Eğer diyorsanız ki tapustum, siz bizden alçaksız, biz yukarıda yok, siz bizden alçaksız öyleyse pajalısın kardeş. Her şeyi ayırmak gerek. Gerçekten öyle. Öyleyse ayırak. Her şeyi ayıracaksak ayırak. Yanımızda komşuyu tanımıyoruz bile kim yaşıyor onda? Öyle olak, öyle mi olmamız gerek? O da yanlış bence. Ona sebep diyelim kardeş. Начни объединять. Ты вот начинай. Şah Yusuf Latipov, пожалуйста. Elinden gelirim kardeş, sen getir. Ben getiremedim. Ben gittim, 3-4 defa gittim. Gelmiyor insanlar. Neydim? Öleyim mi? Hayır. Gelenden de Allah razı olsun, gelmeyenden de. Mustafa Mahkeme, bence bu toplantıyı konsey organize ederse daha makul ve doğru olur. Mustafa Mahkamov. Bu açıklamayı bugün ben yok konsey yapması gerekti aslında. Dünkü videoyu ben yok konsey yayınlaması gerekirdi daha doğrusu. Ayın 11'inde olmuş bir şey biz ayın 11'inde bilmemiz gerekirdi. Dünkü gazetten yok eğer konseye kalsaydı. Anladın kardeş? Konsey yapmadığına göre onu biz inisiyatifle grupa yapıyoruz. Biz yapıyoruz. O inisiyatifi ben aldım. Ben diyelim ki yığılak. Ben derken adrefte insanlar var. Ben yalavuz ne gülüm. Her stattan 5 tane, 10 tane, 20 tane kaç tane insan gelebilirse kalksın gelsin. Toplanak bir güzelce oturak konuşak. Bugün çalık 4. stoy abi 4. stoy subotadır. Çünkü vıkadına gündür. Herkesin işi gücü olabilir. O işlere mişlerine gitmez. Aynı 4'ünde çıkar geldiler. Detinde görüşecek. Bahçelere gitmeye gerek yok. Onda insanlarımız çoktur.
Oraya gidip orada konuşacak. Yani milleti toplamak gerek. Bir araya toplanacak, konuşacak. İbrahim abi, hızlı olman lazım. Zaten geç kalmışız. İşte ayın dördünde. Bundan hızlı nereye olayım kardeş? 10 gün zaman. 10 gün içine ancak millete haber ederiz ki işinizi gücünüzü bırakın da ayın dördünde gelin Fener'e. Doğru olur. Evet, varımızda yeter, birlik olsa. Tabii ki yeter o. Ağızka Türk Diriliş Davası, İbrahim abi zaten geç kalmış, hızlı olmak lazım. Artık Ağızka Türk milletine bu oyunlardan kurtarın abi. Vallahi kurtaracağım. Hep birlikte kurtarmamız gerek. Ben bir tek kendi bir şey yapamam. Siz olacağız ki biz yaparız arkadaşlar. Ama herkes yani gerçek destek vermesi gerek. Gerçekten destek vermesi gerek. Bizim ezip geçen hiçbir durumda susmayacağız. Dilimiz var, konuşacağız. Demek değil ki isyan edip milleti kıracağız. Yok ama biz insanız. Gerçekten değil öyle. Benim çelim, çocuğum, geleceğim, benim torunlarım bunda yetişecek. Ben niye onun bunun dırdırgasına sebep 5-10 yıl zamanımı kaybedeyim ki kardeş? Niye? 75 yıldır haşır meclise sürünüyoruz ortalıkta. Hele Rusya'da horlandık, hele orada horlandık. Git Libya yaşadığı yerde ikinci klassın. Türkiye'de bile gerçekten öyle durumda yok. Hakikaten yanlış değil bu bir şey. Abra'da biz anlamıyoruz. Niye ki bizim seviye alçaktır? Yani bunların o yüksek seviyeye kadar ulaşsak ki süper seviyedir. Onda biz anlarız kaçıncı klas olduğumuz. Şimdiluk biz burada normal klasık, E klasık. Herkesten beraber. Biz ele görüyoruz. Ama ele de görüyoruz. Ama biz ele görüyoruz bugün. Bundan faydalanmamız gerek. Tak, Recep Reis Usmanov. Bence yakın zamanda Şükrü Tamirov açıklama yapmak zorunda. Çünkü çok mişmişle çıkacak. Yapsın kardeş. Çıkar. Çıksın yapsın da. Yapsın ne varsa söylesin. Bizde bir laf. Ben o çocuğa kötü demeyeyim. Ben kötüdür ya ki ele bile benim işim yok. Allah Teala işini rast getirsin. O da bizden biridir ama bu davranış hem o taraftan hem öbür taraftan yanlıştır. Biz bunu Demboli gördük. Yanındaki akıl hocası Demboli biliyoruz ki kimdir. Yanlış. Öteye bir yanlıştır. Büyüklerimiz arayıp ondan açıklama almalı bence. Kim arayacak? Ben mi arayayım? Ne diye arayayım? Adam aradık sonra ne diyecek? Diyecek ki abi ben gittim bana belediye ben aldım. Neydi sonra? Nesil forum yüzeyde çıktı ki bele bele. Çıksın forum yüzeyde desin ki kardeş bele bele oldu sebep buydu. O interview verdi ya. Yanlış da göre kardeş. Ben interview vermişsem çıkar geri oraya diyorum ki kardeş ben bele bele yanlış interview vermişim de bunu düzeltmek isterim. Yanlış mı? Doğru. Çıksın geçsin desin ki kardeş ben bele bele oldu sebebi buydu. Ben gitmemişim. Beni zorladılar. Elimi ayağımı bağladı götürdüler desin. Söylesin. Ben ağzına kara oldu gülüm. Ben yapsam yanlışı yaparım. Diyarım kardeş beni bağışlayın. Ben yanlış yaptım. Veya diyelim ki sebebi buydu buna sebep yaptım. Öyle de herkes olması gerek. Neyse. İlginiz için Allah hep bizden razı olsun. Sağ olun, var olun. Bitiriyor muyuz? Tamam mı kardeşler? Bir şey soracağız var mı? Ben gene tekrar sorayım ki yanlış bir şey olmasın. Emekimiz boşa çıkmaz. Tam birluk meselesini, mesajlarını veriyorduk. Ama bu da bize bir fırsat oldu daha doğrusu. Birluk meselesini emele açılmanın bir vazmorusu oldu. Milleti 4 yanvarda Dayton'da bir yere toplarız. Adresini veririz. Ona göre bakarız. Orada bütün kararlarımızı alırız. Seçimler ne vakit olacak? Nasıl olacak? Çünkü konsey monsey diye daha bir şey kalmamıştır ortalıkta. Konsey kağıt da vardır. Baksa da bir şey yoktur. Derneklere ben bir şey demeyelim. Dernek başındaki insanlara bir şey demeyelim. Derneklerimiz nasıl yaşayır, işleyecek. Ama konseyi bir araya getirip toplanmamız gerek. Konseyin başındaki adamı seçeriz, başına getiririz. O vakit DATUP'ta o insanların işlemek mecburiyetine kalacak. O zaman hiç ne bize temsilci memsilci yok. O ki konsey başına kim gelecek? Tamam. Ondan sonra der ki ben de senin temsilcin olacağım kardeş, işleyebilirim. Gerçekten de öyle olması gerek. Eğer DATUP temsilci işleyirse
Bizim seçtiğimiz insanı kendine temsilci alsın. O insan bizden DATO arasında bağ kurabilir. Hiç problem yoktur. Kimse onu yapmasın demeyir. Yanlışı var ise dediğim gibi bir müracaat eder, iki müracaat eder, üç müracaat eder. Olmasa ondan sonra DATO sen bizim işimizi kurtarmıyorsun kardeş. Biz Naprimo'ya gideceğiz. Gider Naprimo'ya. O vakit DATO da bize karşı çıkamaz. Diyemez ki siz beni niye çıkdım gidiyorsunuz? Niye? Çünkü biz abraşat ettik. Bir, iki, üç kere talep ettik, müracaat ettik. Sen bizim işimizi görmedin, bizim de yolumuz açıktır. Ve buna hiçbir ne devlet ne de ki devlet kurumları bir şey demez. Derse de yanlış olur. O yüzden biz her şeyimiz açıktır kardeş. Niyetimiz halistir ve doğrudur. Biz kimsenin malında, mülkünde, koltuğunda, işinde gözümüz yok. Biz kendi milletimizin geleceğini düşünerek adımlarımızı ona göre atmak isteriz ve atacağız da inşallah. Tamam. Görüşmek üzere. Hep bizden Allah razı olsun. Bence bundan da öte konuşacak bir şey yoktur. Bizi izlediğiniz için bütün kardeşler sağ olun, var olun. Bunu yayın her tarafa, herkes izlesin, görsün. Mustafa Mahkamov bence temsilci değil de konseyle çalışma zarur olması lazım DATOB'un. DATOB da temsilci değiller. Buradaki insanlara temsilci değil. O yüzden ben onların dilinden söylerim. Nadira Süleyman, ağzınıza sağlık. Allah yolunuzu açık etsin inşallah. Sağ ol bacım. Allah sizden de razı olsun. İnşallah görüşürüz. Sağ olun, var olun.